Merhabalar. Selam Etam, selam herkese. Merhabalar. Ne var ne yok? Yalnız ekranı çevirmemiz gerekiyor galiba. Yes. Şöyle yapsam. Evet, aynen. Okyanustaki hisleri insanlara yaşatmak lazım. Sürekli de bir çalkala sen şöyle. Doğru da arada bir. Biraz da su dökeyim üstüme, kafada bir arada bir. Evet. Ne haber Etam, nasılsın? İyi. Vallahi. Vallahi karantina ben de ders yolunda. Karantinaya sen evet. Alışkınsın. Zaten evet, gönüllü bu... karantinayı seçmiş hayat tarzı olarak insan. Bu en uzun karantina oldu ya. Yani doğru söylemek ise en uzun sırada karantinada kaldığım 27 gündü. Bu şu anda işte yani 1,5 ayı geçiyoruz nereden baksan. 27 gün neydi? 27 gün mini transat değil mi? İkinci seferi. İkinci etap bu arada. Şey zamanı mı? Hani yemeklerinin bittiği ve açlıktan hani annenin bıraktığı pekmezlerle yarışı tamamladığın çok harika doğru. Bir hikaye ya. Tam Türk hikayesi. Yani. Aynen öyle. Yani ondan beri de zaten sürekli her sefere çıktığımda annem bana şeyi getirmeyi unutmuyor yani. İki tane şey öğrendim. Yanıma hep bir salatalık. Bizim Çengelköy salatalığı vardı. Biz çok severim. Çok iyi tabii. Bir de helva, yani ikisi de birisi enerji bakımından, bir tanesi de taze meyve ya da taze sebze ihtiyacını karşılamak açısından, ikisi de önemli parçalar. Bir de helva çok dayanıklı, pakette evet. Uzun zaman evet. Duruyor. Çok yüksek kalorisi var. Şeker ve onların hepsini yan yana koyunca tabii bütün ihtiyaçlar giderilmiş oluyor. Ve o yarışta gayet zorlu bir yarıştı. Hatırladığım kadarıyla çok sert bir fırtınaya maruz kalmıştım ve navigasyon ekipmanın hasar görmüştü. O yüzden de aslında rota uzamıştı. Telsiz komünikasyonların kopmuştu. O yüzden çok daha tahmininden. Çünkü sen zaten normalde aşağı yukarı ne zaman bitireceğini hesaplayarak ona göre yanına zaten tam ona göre malzeme almak zorundasın. O da işin ayrı bir zorluğu değil mi? Ne fazla tabii. Ağırlık yapmasın diye. Yani şöyle, birincisi ilk biliyorsun teknede herhangi bir konfor alanımız olmadığı için birinci öncelik su. Suyu çok iyi hesaplaman gerekiyor. Çünkü yani hem yük olarak hem de ağırlık olarak teknenin üzerindeki yani 1 ton 100 kiloluk bir hacim var. Toplam ağırlığımız yani bütün her şey dahil. Bunun üzerindeki sadece ne bir 100 kiloluk oynama %10'unu değiştiriyor bütün dengelerin. Onun için baktığınızda biz toplamda ben 30 günlük su, yani toplamda ben 3 litre per day, yani gün başına 3 litrelik bir şeyim vardı. 90 litre diye düşünmüştüm. Üstüne de 10 litre herhangi bir ihtimale karşı diye 100 litre suyla çıktım ben yola. Vardığımda da zaten toplam 12 litre suyum vardı hala teknede. Onu iyi tutturmuşsun. Aynen. Ama gıda konusunda aslında şöyle bir şey. Yani benim hesabım 24 günde bitirmekti aslında o ilk yarışı. İkinci etabı. Ama şöyle bir sıkıntı oldu tabii. Bu teknik donanımla ilgili olan sıkıntı şu aslında. Zaten teknede herhangi bir dışarıyla iletişim kurmamızı sağlayacak herhangi bir ekipman yok. Sadece ne telsiz bağlantısıyla, o da yaklaşık 5-6 mil mesafelik bir alanı alıyor. O alanda konuşabildiğimiz tekne, gemi, diğer yarışçılardan başka kontak halimiz yok. Cep telefonu yasak. İkinci konu da, ikinci şey de bir tane BLU dediğimiz, yani bir kısa kanal, yani kısa bant radyomuz var. O radyodan da her gün saat 12'de Monaco üzerinden yapılan bir meteoroloji bilgisi var. O bilgiye göre de en azından hangi parkuru incelemenin daha yolunu kısaltabileceği ya da daha hızlı olabileceğini anlamaya çalışıyorsun. Çünkü kağıt harita tabii. Üzerinde yüksek basıncı ve alçak basınçları yerleştirip hem kuzey yarımkürede hem güney yarımkürede beraberinde de işte zondo konverjans denen, yani doldurumları dediğimiz, hani ekvator hizasındaki o üçgeni geçiş alanı için sürekli her gün yer değiştiren bir mekanizma bu. O mekanizmanın yerine göre olan bilgiyi oradan normalde yarış komitesi bize her gün saat 12'de bildiriyor. Bir de kısa bir klasmandan haber veriyor. İşte bir de işte günlük güncel haberler, ne bileyim işte o gün önemli bir maç varsa, uluslararası bir organizasyon ya da bir haber varsa onun bilgisi geçiyor. Fakat benim şimdi şöyle bir şey oldu. Bu ikinci etabı, ilk etapta zaten telsiz antenimle ilgili bir problem vardı. Daha start almadan normalde her yarış öncesi yarış komitesi kontrol yaparken benim
vericimin daha doğrusu hertzinin düşük olduğundan bahsediyordu. Ben ona göre hatta çıktım direğin tepesine, tekrar işte anteni değiştirdim, yeni kablo yaptım. Gene de hala bir problem vardı. İlk etap geçti. İlk etap da kolay bir etap değildi yani. Madeira adalarına geldiğimizde Funchal'a vardık. Orada tekrar aynı sorunu gidermek üzere ben bu sefer bir tesisatçı buldum orada, elektrikçi. Onun işte yeni kablolarıyla tekrar kabloyu değiştirdik. Bu B50 radyomun kablosunu birinci çarmıh hizasına kadar çıkartan bir sistem yaptım falan. Normalde çalışıyordu. Fakat şöyle bir şey oldu. Üçüncü gün sanırım start aldıktan sonra biz çok ciddi bir fırtına yakalandık. O fırtınada bayağı bir su altındaydık şu bu derken. Bayağı da bir nasıl diyeyim uğraş, yani çok şimşeklerin yıldırımdan olduğu böyle bir alandan geçtik. Sonrasında bu ben hiçbir şey alamamaya başladım. Yani çok ses neti duyuyorum. Bağlantımı yapıyorum radyoya ama hiçbir şey anlayamıyorum. Yani böyle bir kötü geliyor ses. Bayağı bir uğraştım. Sonra da zaten sanırım Cabo Verde yani adalarını geçerken oradayken bu ben B50'yi şeye düşürdüm. Neden oldu? Teknenin içine düşmüştü. Teknenin içinde su vardı. Çıkardım da sular ağaç içindeydi yani. Ondan ay, sonra bu bilgi yok. Şimdi bütün hatta teker teker söktüm, yıkadım. Tuzlu sudan işte temiz suyla şu bu kurutup yani tabii zamanımız var. 27 gün suyun üstünde olunca bunları tabii vakit bulabiliyorsun. Yani bütün her şeyi teker teker toparlamaya rağmen o bilgi ne yazık ki gitti. O gidince bu sefer buna dönüyorsun. Yani kısacası bugün rüzgar kuzeydoğu esiyor. Kuzeydoğuyla işte yol rotamıza en yakın çizgiyi çıkartmak. Bir sonraki 2-3 günlük şeyleri bulamıyorsun. Yani nedir? Öngörüde bulunamıyorsun. Ona göre kuzeyde mi stratejimi kuzeye doğru mu çeksem, güneye doğru mu çeksem gibi bir karar alamadığın için direkt rotada gidiyorsun. Tabi bu zaman işte o zonda konverjans doldurumları geçerken tam içine düşüyorsun. Bu süreyi uzatıyor. Tabii. Mesafe kaybediyorsun, hız kaybediyorsun derken bu yiyeceğin kısıtlı hale gelip bir problem yaratacak hale gelmesine kadar uzadı. Yani ondan sonra birazcık şey. Tabii yani şey gibi düşün. Bağlantını kapatıyorsun tamamen dışarıyla. A noktasından B noktasına gidiş. Yani birazcık bu da önemli bir tecrübe tabii yani. Bundan çok da ders alınmadım değil yani. Onu unutmak lazım. Tabii bir bunun bir backup'ı backup bir daha işte elle taşınabilir. Bir iridium telefon falan gibi bir şey. Yasak. Yasak mı? Zaten yasak değil mi? Iridium. Tabii tabii. Hala ama mini transatta Van de Globe'da var tabii bunun. Tabii Van de Globe'da var. Van de Globe'da iki tane hatta hat var yani. Aynı anda zaten en büyük bütçelerden biri Van de Globe'da yani IMOCA 60 sınıfında şu. Karayla bağlantı için sürekli olarak grip dosyası yani meteoroloji dosyası indiriyorsun. Bu dosyayı tabii indirmek için de internet bağlantısına ihtiyacı var. Bu internet evet bağlantısı için de minimum sunulan paketin değeri 25 bin euro gibi bir fiyat. Yani iridiumla bağlanıyorsun tabii. Tabii. Bu 25 bin euro zaten aynen. Bir de peşinden mesela kimi zaman bu Alex Thompson ya da diğer grupların iletişime amaç kullanmak istediği zaman bu kullanımı yüksek videolar, ağır videolar gönderiyorsun derken bu 200-300 bin eurolara kadar çıkan bir paket. Yani bu ondan sonrası sponsorun tabii, gücünde. Bir de işin öyle bir şeyi var tabii. Tabii öyle tabii. Piyasası tabii oluştu. Tabii tabii. Nasıl bu yeni tekneler sonunda sen de bir IMOCA'yla uzun bir yarış yaptın bu sene. Jacques Fard iki kişilik çok önemli bir yarış. Türk yelkencilik tarihinde ilk defa bu seviyede birisi bu seviyede bir yarışa katıldı. Gerçek bir offshore yani offshore A klasman bir yarış diyebileceğimiz bir yarışta. Ondan sonra siz tabii daha ikinci ya da üçüncü nesil bir IMOCA ile yarışıyordunuz. Bu son nesil hatta ikinci jenerasyon foilingler çıktı değil mi bu sizin yarışta? Tabii. Hatta şu an 3'e geçiyor. Yani 3'e geçiyor. İnanılır gibi değil. Çok süratli. Yani bizim şöyle tekne, ben bu tekneyi zaten 2004 2006 yılından beri takip ediyordum. 2006 yılında Jeremy Bayou bu tekneyle Deltador olarak yarıştı. Çok yani JVM tarafından üretilmiş çok sağlam bir tekne. Daha sonra tekneyi Birovel aldı. Jeremy Bayou Van de Globe'u tamamlayamadı bu tekneyle. Birovel'i Burton iki kere bütün Van de Globe yarışını tamamladı.
Daha sonra bu tekne satışa çıktı ve ben o sırada bir sponsorla sponsorluk anlaşması imzalamak üzereydim. Fakat benim koyduğum bütçenin kendi görüşümce %30'unu ben mutlaka %60'ını mutlaka tamamlamam gerekiyor. Yoksa bu projeye girmeyeceğim diyordum ve bu tekneyi hedeflemiştim ben. %30'luk kadar bir bütçenin %30'unu tamamlamıştık. Fakat ne yazık ki bu ana kadar gelmedi ve bu tekne satıldı. Ve satın alan da Erik. Şans yani, öyle de bir hikayesi var bu işin. Erik'le Erik tekrar bu, değil bu teknesi. Mi? Evet. Erik'le tekrar bu yarışı gerçekleştirme, bu teknenin üstünde bir seyir yapma imkanı buldum. Gerçekten de çok güçlü bir tekne. Tabii yeni kurallar doğrultusunda değiştirmesi gereken birçok noktası var. Çünkü her sene kurallarda bu yaşanan, yani her 4 yılda bir yaşanan krizler, sıkıntılar, problemler ve sigortaların baskısı doğrultusunda bazı kurallar sürekli yenileniyor IMOCA sınıfında. Ya. Özellikle salma artık değiştiriliyor. İşte sürekli direkt her yıl her Atlantik geçiş öncesi ultrasondan geçirmek durumunda gibi 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 birçok kalem var. Bu gösterdiği Figaro ama bu arada. Bu Figaro. Şu Figaro, evet. yani gerçekten keyifli bir yarış oldu. Benim için de çok büyük bir tecrübeydi. Havalı fotoğraflarından da göstereyim. Biraz. Çünkü iki kişi olarak böyle yarışlarda yer almak çok kolay değil. Herkesin hedefleri, fiziksel donanımı, teknik bilgisi, tecrübesi, arayışları, verdiği sözler, yani angajman, yani nasıl diyeyim, kendi kendilerine, kendi içlerindeki hesaplaşmaları farklı olunca bu dengeyi tutturmak çok kolay olmuyor. Tabii. Bu da büyük bir tecrübeydi. Çünkü o kısıtlı dediğimiz hani konfor alanından uzak olduğumuz zaman bütün bunlara rağmen bu birlikteliği devam ettirebilmen gerekiyor. Bir seyirin A noktasından B noktasına ulaşabilmesi için. Tabii. Çok zor bir şey. Tabii bunu biliyorsun, ben 2016'da Figaro ile eşimle Atlantik aşırı, biliyorsun, Transat AŞ'de özel yarışını yaptığımızda gerçekten bu bir çift testi diyebilirdik yani, gerçekten. Yani bir tabii. Çift testi. Ya karaya yarışı... ayak bastığında bir daha birbirini görmemek üzerine basıyorsun ya da ömür boyu artık olmuştur. Yani bu ilginç gerçekten. İki çift kişilik yarışlarda her zaman beklediğiniz olmuyor. Ama her zaman ders çıkarmayı bilmek gerekiyor bunlardan. Tabii hepsi zaten sürekli öğrenimin, gelişimin bir parçası. Sen bir kere çok kısa bir zamanda aslında, yani sıfır noktasından alıp açık deniz yarışçılığını, solo yarışçılığı, Türkiye'de hani kimsenin hayal bile etmediği bir şeyi aldın ve bunu hayat gayen haline getirdin. Gittin, hayatını tamamen değiştirdin. Fransa'ya yerleştin. Orada sıfırdan bu bilgileri edinmek, ya o kadar zor bir süreç ki bu aslında. İnsanlar tabii dışarıdan bakıldığında tamam gitti işte birileri yapıyor gibi gözüküyor ama hiç öyle değil aslında. Büyük fedakarlıklar gerekiyor. Adanmışlık, yani hayatını adadın sen bu işe. Yani bir de başında şöyle aslında Edem, ben şöyle bir şeyle gitmiştim oraya. Okey, 7 yaşından beri yelken yapıyorum ama bu hiç bilmediğimiz, hiç yaşamadığımız, hiç tanımadığımız bir dal. Ülkemizde yok. Benim eski çalıştığım ajansta, ben uzun süre bir reklam ajansta çalıştım, 5 yıl kadar. İşte oradan ayrılıp yeni bir ajansa giriyordum. Ajans patronu bana dedi ki, Ahmet Kip, hatta buradan kendisini de sevgilerimle almak isterim. Tolga, bildiğin her şeyi unutabilir misin dedi bana. Yani iş görüşmesindesin. Seni normalde işe alan kişi tecrübelerinden faydalanmak isterdim. Yani böyle bir arayış vardır. Yani bu kadar tecrübeli olsun falan. Böyle bir soru gelince ben bir şöyle bir kaldım. Yani ne demek istiyorsunuz der gibi. Yani dürüst olmak istiyorum ben dedim. Yani tabii ki unutmak isterim bildiğim her şeyi ama insanın kimi zaman bazı refleksleri, yani oturmuştur. O refleksler stres anında çıkar. Ve ortaya olduğu gibi, yani öğrendiği gibi devam eder. Bunlara ne yazık ki bir şey yapamam ben dedim yani. O da çok bunu şeyle karşıladı, yani içten karşılamıştı. Bunu anladım ben. Yani oraya giderken dedim ki okey, bu soru benim için çok aklımda kalmıştı bir şey olarak. Ben okey, yelken yapmayı belki biliyorum, belki bilmiyorum. 7 yaşında öğrenmeye başladık optimist. Hani birçok farklı sınıflarda keyif amaçlı, hani böyle bir olimpiki hazırlıklardan geçmiş ya da o tarz uluslararası yarışmalara katılmış bir sporcu değilim ama bu reflekslerin hepsini unutmak istedim. Çünkü dedim ki çok bilmediğim bir branşa, hiç olmayan bir branşa gidiyorum. Bu branşı da öğrenirken sıfırdan başlamak durumundayım. Ve gittim. Geldiğimde Fransa'ya ben dedim ki
Yelken'e ben sıfırdan başlıyorum. Tabii o şimdi oradan girdiğin zaman konuya sanırım bunun bana çok büyük faydası da oldu. Çünkü hani bildiğimi zannettiğim ya da bildiğimi düşündüğüm konuların yanlışlıklarının tekrarındansa her şeyi sıfırdan yeni öğreniyormuş gibi yeni data olarak sindirme imkanı buldu. Fakat bu yolculuk tabii kolay değildi. Yani önce dili öğrenmek lazım. Peşinden ülkeye adapte olmam lazım. Yani burada yaşamımı devam ettirebiliyor olmam lazım ki sonunda geleyim keyif ya da yani tutkumun gerçekleştirmesine zaman ayırabileyim. Yani bu çok kademeli bir geçiş dönemiydi. Tabii çok zorlu bir süreç. Ondan sonra da bu tip yarışlara hazırlık süreci. Zaten soru sorulmuş. Açık deniz yarışçısı olmak isteyenlere tavsiyeniz ne? Zaten konu oraya geldi. Biraz o konuda nereden başlamalılar anlatmak ister misin? Ya sanırım şöyle, birincisi konfor alanından uzaklaşmak gerekiyor. Bu gerçek. Yani açık deniz dediğin zaman, çünkü mini'den mesela başlayayım. Ben mini'yi kendime öyle bir program çizmiştim. Çünkü bunun baktığında bütün bu yarışçıların geçmişlerine, işte Michel Dejeuze'sinden tut, ne bileyim Jan Eliezine, herkesin tarihinde böyle bir kademe kademe sanki lisans yani eğitim geçer gibi bir prosedür söz konusu. Mini Transat, Figaro, işte peşinden IMOCA gibi yükselen bir seri. Yani bu bir mini de ilk baktığınızda mini buftu. Yani her şeyi yenen diye adlandırılıyor. Enerji, para, zaman. Şimdi bunların hepsinden vazgeçebilmeyi kabul etmek gerekiyor bence. Çünkü sonunda ne para alsan paranın hepsini yatırıyorsun tekneye. Çünkü bir şey kırılıyor, bir şeyi daha da güzelini yapmak, daha da iyisini, daha hızlısını yapabilmek için uğraşıyorsun. Zaman dediğin şey sürekli onun üstüne geçiriyorsun zaten. Kendi başına olmazsan bunun imkanı yok. Sponsorunu arıyorsun, teknik donanımını sen hazırlıyorsun, parkuruna bakıyorsun, stratejisi, eğitimi, işte her şey senden sorumlu. Bu da enerji beraberinde. Hem zaman, enerji, hepsini harcıyorsun. Şimdi bunları yaptığın zaman ne tatil kalıyor, ne bu işin keyif tarafı nerede diyorsun gibi birçok özveri ortaya çıkıyor. Tabii bu tutkuyla birleştiği zaman, yaptığın işle yan yana geldiği zaman birazcık bu kendi enerjisini kendi dolduruyor gibi. Bir kere bir full time bir iş bu yani. Hani öyle ben hayatıma devam edeyim, diğer işlerimi yapayım, sonra da gelip ara sıra bu tip solo yarışlara katılayım gibi bir şey. Yok. Öyle bir imkan yapan kimse yok. Yani bence önce bu soruya cevap vermek gerekiyorsa Türkiye'de açık deniz yarışçılığı ile ilgili başkalarının bir şeyler yapıyor olması lazım. Yani organizasyon, yani yelken, açık deniz yelken kulübü diyoruz, yarış kulübü diyoruz, bu tarz kulüplerin, bu tarz yarışların var olmasına imkan tanıması lazım. Eğer bu yoksa ne kadar istesen de zaten ya yurt dışına gelip Fransa'da, İngiltere'deki yarışlara katılmaktan başka şansın yok. Evet. Bence ülkemizin atlaması gereken kademe burası. Yani bireylerin istekleri var. Önemli olan Türkiye'nin kulüpler bazlı olabilir çünkü. En azından böyle işte bir 600-700 mil bir yarışımız olsaydı şimdiye kadar, çoktan o noktaya gelinmiş olsaydı bayağı bir ilerleme kaydedilirdi. Ama bir türlü Güney yarışını bile biz maalesef gerilettik. Yani Güney yarışı daha uzun etaplı bir yarışken giderek daha böyle küçük etaplar haline dönüştü. Ama onunla ilgili de biliyorsun, bunu da konuştuk. Geçen gün Cenk Tekkaya'yla da bu konuyu konuşuyorduk. Bu planladığımız Mavi Vatan 800 isimli non-stop İstanbul-Kıbrıs yarışını yapabilseydik, bu sene artık görülen pek yapılacak gibi gözükmüyor. Ama seneye onu başlattığımızda işte yeni nesil bir takım senin peşinden gelip senin tecrübelerin sayesinde de uluslararası safhada sahada daha hızlı ilerleme kaydedebilecek bir takım gençler olacak inşallah. İşte Ediz var. O da geldi. Tabii. Fransa'da hazırlık yapıyor. Sen de ona bir yol göstericilik yapıyorsun. Onunla da aslında bir akşam konuşuruz umarım. Yani böyle bir ve yeni nesil bir de şey var sanki. Yani böyle klasik tipte bir yelkenci ya da illa sen de dedin işte olimpik bilmem ne yarışçılık şeyinden gelmesen bile birazcık başka bir böyle bir gözü karalık da gerektiriyor sanki. Ben hatırlıyorum, sen işte ilk tornadoyu getirmiştiniz Bahadır'la. Sonra da o tornado bize kısmet oldu buraya. Ama
Yani ben geleceğim alıp tekniği Türkiye turu yapmak istiyorum onunla ben. Yani mesela o zaman siz ilk getirdiğinizde Tornado'yu kullanma şeyi bile büyük bir şey. Yani maalesef Türkiye'de bu sınıf bir türlü getirilmedi. İşte 49er diyoruz bir türlü gelmiyor. Biz ekstremi yaparken deli misiniz diye bakıyordu birçok kişi. Doğru. Yani aslında biraz bu böyle hayalcilik abi. Hayaller işte, maceracılık. Baktığında açık deniz yarışçılarının merkezi dediğin gibi maceradan çıkıyor. Yani bu adamlar dünyayı keşfedeceğiz diye yola çıkarken bu iş dünyanın yuvarlaklığının keşfine dönüyor. Oradan Amerika'yı keşfediyorlar. Hindistan'a işte yolu tekrar baharat yolunu Güney Afrika'nın altından dönüp gidiyorlar şu bu derken. Sonra kim daha hızlı götürecek ticaret? Sonra yarışlar ortaya çıkıyor. Tabii bu tip bir kültür de bu var. Bu bir macera. Yani biz bir de adamların, yani Avrupa'nın bütün gelişimi, bu keşifler. Şu anda senin katıldığın Jacques Vabre yarışı işte tam eski koloni rotasında giden bir yarış. Tabii. Diğer ama bak yarışlar var. Hepsinin altında İngilizler var. Bütün bu yarışlara dikkat tabii et. Mini Transat, Jacques Vabre, La Route du Rhum. Bunların hepsinin atılış mekanizmasının altında İngilizler atmış bunu ortaya. Golden Fakat Globe. Aynen. Sonra devam ettirmemişler ama. Yani evet, sonra Fransızlar almışlar bunu. Tabali zaten bunları böyle bir bozguna uğrattı. İngilizler neye uğradığını şaşırdı galiba. Yok, şöyle bir şey var. Aslında çok acayip ilginç bir denizcilik kuralı dolayısıyla aslında bu değişik. Normalde biliyorsun uluslararası denizcilik kanunları gereği denizdeki teknenin 24 saat sürveyinde birisi olması gerekiyor. Anladın mı? Yani kaptanlık köşkünde, yani teknenin dümeninde birinin 24 saat teknenin aldığı rotaya etrafını kontrol ederekten çatışmayı engellemek amaçlı kontrol lazım. Bu iki kişi olmayı zorunlulaştırıyor minimum. Evet. İngilizler bunu geçemediler. İngilizler asla hem kendi içlerindeki bireysel korku ya da benzeri tehlike ya da güvenlik konusundaki çalışmaları ise hem de kanunsal açıdan bunu aşamamaları dolayısıyla bu yarışlar devamlı etmedi. Fakat evet, bütün fikirleri atan İngilizler. Şu evet, anda da buna tek izin veren ülke Fransa Deniz Kuvvetleri. Yani evet, diyor ki okey diyor, ben mini transat yarışına gidecek teknelerin tek başına 6,5 metre boyunca bir tekne motoru bile yok. Dışarıyla bile iletişim yok. Okyanus geçişine izin veriyorum. Ama diyor birincisi kurallarını ben takip edeceğim diyor. Diyor ki bütün yarışçıların geçtiği kalifikasyonların hepsini size öyle bir baskı yapıyor ki bakın eğer ki bu bir yani iyi hazırlanmamış, kalifikasyonu tamamlanmamış bir çocuk böyle gelişi güzel yola çıkıp bizi zorluğa sokacaksa eğer diyor yarışınızın izni kapatırım diyor. Bu kadar tabii basit. Şimdi bunların hepsi olunca bu sefer cesaret yani delili hayaller ortaya çıkıyor. Tabii. Aslında biraz da hani o konuya ben geri dönmek istiyorum. İşte ben 2 yıldır bir proje üstünde çalışıyorum Eda'm. Adına da Zenit projesi demiştim ben. Yani şu an dediğim gibi gerçekten bu dalda gidebilecek en uç noktalara gitmeye devam eden biriyim ben. Ve bununla ilgili de bir şekilde acaba ülkeme nasıl katkım olur? Nasıl ülkemizde bu işi daha da ileri götürebiliriz diye bir fikirle ortaya çıkarak da ona da Zenit demiştim. Böyle bir program hazırladım. Pardon sözünü kestim. Ben tabii seni yıllardır tanıdığım ve bu sohbetleri çok yaptığımız için şunu da eklemek istiyorum izleyicilerimiz için. Yani Tolga gerçekten yıllardır bu işleri yapıyor ve bu ama böyle ben işte bir egomu tatmin ediyorum bu sayede sadece. Mutlaka insanın egosuna da iyi gelen bir şeydir ama Tolga'nın bütün bunları yaparken müthiş de bir ülkesini tanıtma ve bayrağını böyle farklı yerlerde ve üst seviyede göstermek gibi de bir alt metni taşıdığını biliyorum. O yüzden de seninle gurur duyuyoruz. Çok önemli bir şey bu. Çok teşekkürler yaptığın bu katkıdan da ötürü. Çünkü bu Türk markası içinde dünyaya aynı zamanda bir mesaj. Üst seviye organizasyonlarda bizlerin de olduğu. Ayrıca Türklerin de böyle mağara adamı gibi yamyam değil, gayet medeni ondan sonra şeyler yapabildiklerini, üst düzey teknik bilgi gerektiren işlerde de olabildiklerini adeta dünyaya bir ispat. O yüzden tabii çok ki kıymetli yaptın. Lütfen Zenit projesine devam et. Ben böyle bir insert yapma sağ ol, gereği çok duydum. Çok teşekkür ederim. Elimden geldi. Aslında hani biliyorsun doğduğun ülke, doğduğun vatan. Yani hiç, o hiçbir zaman çıkmayacak. O bayrak eksik olmayacak. Yani her teknenin üzerindeki numarayı tur numarası koyup her zaman da bir Türk bayrağı taşımak özen gösterdiğim bir konu yani. Çok çok önemli bir konu bu. Yani birçok
birçok sporcu da aynı şey. Yani Belçikalı sporcu da aynı şey yapıyor. Evet, İtalyalı sporcu da. Bu çok önemli bir konu yani. Çünkü biz bu noktaları ya çünkü dünyanın şu anda ilk 100 sporcusu arasında bulunuyor. 59. sıradayım. Yani zaten 150 kişi var toplamda baktığında. Yani o 12 ülkeyiz abi. 13 ülkeyiz. Evet. 13 ülke arasında Türkiye de var. Yani bu çok önemli bir şey yani aslında. Evet. Kesinlikle. Türkiye topraklarından, deniz kıyımızdan çıkan bir denizcinin, deniz hayranının, dostunun, tutkusunun buraya kadar getirebileceğini gösteren bir örnek. Bunu yani o 135 ülkede, 140 ülkede 12 ülke arasında yetişmek öyle ufak tefek bir iş değil aslında baktığında. Burada gurur duyuyordum bir şey gerçekten. Teşekkür ederim tekrar. Zenit Profesörü abi. Konu şöyle yapmak istiyorum ben. 3 tane ayrı seminer ve eğitim programı olarak hazırladım ben bunu. 2 yıldır üzerinde çalışıyorum. Birincisi böyle yelken kulübü, organizasyon ya da bu tarz kurumların bu tip yarışlar organize etmesi için gerekli altyapısının kaynaklarını paylaşmak. Bu yaklaşık işte benim programda 3 günlük bir program, seminer. Hedef hani bu kulüplere yarış talimatı nasıl olur mesela bu işlerde? Ne gibi güvenlik malzemesi, listesi istenmelidir? Ne gibi teknelerdeki kontrol edilmesi gereken sistemin işte gönüllü mekanizmasının nasıl çalıştığı, tekne takibinin nasıl yapılması lazım olduğu, parkurların nasıl inşa edilmesi gerektiği gibi birkaç tane konuyu içeren yani yaklaşık 8 başlıkta hatta sponsor iletişiminden tut uluslararası denizcilikle ilgili bütün güvenlik malzemelerinin neler olduğuna kadar inanan bir proje şey bu. Bunu benim isteğim şöyle. Bunu aslında şu anda hatta elimden geldiğince birçok kurum ve kuruluş ve hatta federasyona kadar ilettim. Hedef Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde bu dalda organizasyon yapan yarış kuruluşları ya da yelken kulüpleri ya da bunu öğrenmek isteyen kişilerin olduğu bir seminer ve eğitim haline getirmek. İkinci konu ise halihazırda çalışan ve yelken programına bu tarz aktiviteyi sokmak isteyen. Çünkü merak eden insanlar var. Yelken okullarımız var. İşte yelkene temel yelkencilik yapıyoruz. Peşinden ileri de seviye yelkencilik yapıyoruz. Yarış yelkenciliği yapıyoruz. Ama bu konuda kimsenin herhangi bir verdiği bir eğitim yok. Bu eğitimi yaklaşık 15 günlük bir proje, 15 günlük bir program, pardon. Bu 15 günlük programın bu yelken okulları ve de kulüplerin öğrencilerine ve de yelkencilikle ilgili öğrenmek isteyen kişilerin, arzu eden kişilerin ekiplerine ya da gruplarına verebileceği bir program haline getirip bunu sunmak. Buna da ilgili işte birkaç tane yelken okulu ve yelken kulübüyle hala iletişime devam ediyorum. Eğer ki becerebilirsem tahminen bu iki kurgu, birisi yelkencinin böyle bir talebinin ihtiyacına gerçekten talebi olup olmadığı sorgusunu kendi kendine sorabileceği bir imkan tanıyor. Diğer taraftan da bilinmezlerle aman bunu yapmayalım ya da önünü keselim noktasının eksiklerini ve de gerekliliklerini ortaya çıkardıktan sonra işi daha sabit ve düzgün bir sağlam temelde tutma imkanı tanıyor. Bu ikisi doğrusunda bir program bakalım şu anda bayağı bir herkesle paylaşıyorum elimden geldiğince. Eğer bu önümüzdeki olsa... sene zaten bu aslında Mavi Vatan'ın da Kıbrıs'a planladığımız yarışın önümüzdeki seneye erteleniyor olması da aslında böyle bir fırsat oluşturuyor. İşte seninle beraber bu yarışı çok daha güzel kurgulayıp bir de bu yarış için gerekli kalifikasyonları hazırlamak ve bir takım böyle bir eğitim planı. Biz bunu ilk işte Deniz Harp Okulu'yla yaptığımız planlamalar sırasında da konuşuyorduk. Böyle ilk kurulan komitede. İşte bir takım daha kısa mesafeli bir yarışlar planlayıp onlarda insanların bu yarışlara katılıp o seviyeye gelmelerini, yelken okullarının bu yarışlara katılımını, bu tip uzun mesafe seyirleri sunmalarını ve bu sayede hem kendilerine yeni bir satabilecekleri bir ürün çıkarmalı oluyorlar. Onlar da yelken okullarına da yarayacak bir şey bu. Hem de daha geliştirmek isteyen, ya tamam dediğin gibi ileri seviye yelken eğitimini aldık da ben biraz daha gerçekten kendi başıma açık denizlerde bir şey yapabiliyor muyum? Onu görmek için yani bir şey oluşturması lazım. Türkiye'nin artık bir denizci ülke olarak ve bu kadar uzun sahili olarak
böyle uzun mesafe yarışlara giden organizasyonları destekleyebiliyor. Buna da insanların katılabiliyor olması lazım. Artık Yani tabii. merak da artıyor. Tekne sayısı da arttı. Tekne sahiplerinin de böyle bir şeye ihtiyacı var. Yani şöyle bir şey var. Mesela tekne sahipleri bu kadar ekibi toparlayamıyorlar. Mesela ne bileyim böyle gerçekten pür yarış iki şamandır arası inshore yarışlarda böyle yani öyle bir talep yok, ihtiyacı yok belki de. Ama bunu biraz daha hani keşfederekten macera ve de yolculuk seyahat anlamında bir noktaya çevirip açık deniz açılmaya ihtiyacını gerektirdiği durumlarda ki öğrenebilecek ve de paylaşabilecek birçok konu da var. Yani Tabii. malzemesinden, elektronik malzemesinden tut. İşte teknenin üzerindeki donanımın hareketli ve hareketsiz donanımın nasıl yapılandırılması gerektiğinden yanına alacağın malzemesine kadar birçok sorgulanacak konu var. Bunların hepsini ortaya çıkardığın zaman bayağı bir kalem var. Yani meteoroloji var, hava durumunu okumak var, onları nereden indirebilmek var, ne bileyim konu var var biliyorsun yani açık deniz dediğin zaman. Deniz güvenliği var, sahil güvenlik. Tabii tabii. Neyse ki bizim bütün bu planladığımız yarışlarda her zaman olduğu gibi tarih boyunca da ve diğer ülkelerde de aynı şekilde zaten bu deniz kuvvetlerinin burada bir lokomotif olması, bütün bu projeleri sahiplenmesi ve desteklenmesi, sahil güvenlik ve donanma desteğiyle bu güvenlik ağının sayısı da arttı. Tekne sahiplerinin de böyle bir şeye ihtiyacı var. Yani şöyle bir şey var. Mesela tekne sahipleri bu kadar ekibi toparlayamıyorlar. Mesela ne bileyim böyle gerçekten pür yarış iki şamandır arası inshore yarışlarda böyle yani öyle bir talep yok, ihtiyacı yok belki de. Ama bunu biraz daha hani keşfederekten macera ve de yolculuk seyahat anlamında bir noktaya çevirip açık denize açılmaya ihtiyacını gerektirdiği durumlarda ki öğrenebilecek ve de paylaşabilecek birçok konu da var. Yani Tabii. malzemesinden, elektronik malzemesinden tut. İşte teknenin üzerindeki donanımın hareketli ve hareketsiz donanımın nasıl yapılandırılması gerektiğinden yanına alacağın malzemesine kadar birçok sorgulanacak konu var. Bunların hepsini ortaya çıkardığın zaman bayağı bir kalem var. Yani meteoroloji var, hava durumunu okumak var, onları nereden indirebilmek var, ne bileyim konu var var biliyorsun yani açık deniz dediğin zaman. Deniz güvenliği var, sahil güvenlik. Tabii tabii. Neyse ki bizim bütün bu planladığımız yarışlarda her zaman olduğu gibi tarih boyunca da ve diğer ülkelerde de aynı şekilde zaten bu. Deniz kuvvetlerinin burada bir lokomotif olması, bütün bu projeleri sahiplenmesi ve desteklenmesi, sahil güvenlik ve donanma desteğiyle bu güvenlik ağının oluşması, aynı zamanda oradaki Deniz Harbi Okulu öğrencilerinin de buna katılması. Hatta işte onu konuşuyorduk. Kara ve Hava Harbi Okullarından da buna öğrenci Tabii. katılması aslında ne güzel olur. Doğrusu da odur. Şimdi Çünkü mesela ne? Tabii. gerçekten denizcilik çok farklı anlamlarda insanlara da iyi bir hayat doktrini sunan bir eğitim. Geçenlerde şeyi Sydney Hobart'ın startını izliyordum. Kara Harp Okulu'nun bir tane teknesi vardı yarışa katılan. Ve yıllardır biz katılıyoruz dediler. Ve çok da iyi geliyor. Böyle biz bir denizcilik yelken programı yaptık. İşte yılda 200 tane de mezun veriyoruz karacılardan. Ve zaten bize çok uyuyor. Çünkü biz karacılar olarak zaten hep küçük gruplar halinde hareket etmeyi çok iyi biliriz. Bir de bir tekne aynen bir tank gibi bir şey aslında. Hani karacılığın şimdi temeli tankçılık. Böyle bir hani ana şeyi tanktır ya, kara kuvvetlerinde bir tank gücü önemlidir. Hakikaten tekne de bir tank gibi bir şey. Bence çok güzel bir benzetmeydi. Hava gücüne de çok önemli. Biraz evvel bir arkadaşımız pilotlukla ilgili bazı yorumlarda bulunuyor. Ama aslında havacılık da zaten denizcilikten evrilmiş bir şey. Aeronotik tamamen kanat, yelken dinamikleri, hidrodinamikler hepsi Doğru. birbiriyle bütünleşmiş bir evrimin bir parçası. Aynı zamanda navigasyon zaten denizcilikle evrilmiş bir şey şu anda. O yüzden yani bunları bizim ileri seviyede ülkemizde de yapıyor olmamız ve bunun gelişmesi için çok çalışmamız gerekiyor. Senin Çok. yıllardır yaptığın bu emeklerin sonunda Van de Globe'a da gideceksin eminim. Ama gururla da biz de orada startta ve finişte olacağız. Ama bundan da önemlisi senin bütün bu süreçte edindiğin bu sonsuz yani yok olan bir şeyi var etme
ve yoktan bir şeyi getirmiş olman ve bundan sonraki süreçte yetişenlerin bunu istikrarlı olarak devam ettirme şansı. Yani işte çünkü birazcık Tolga da bu Paneli belki çalışmasın. Buna yapmasaydı, atılmasaydı hayatının kaç senesi? 20 sene, 30 sene oldu belki de. 16 sene oldu, 16 17 sene, 16 senesini adamasaydı bu işe. Şu anda Ediz'ler ve diğerleri çok daha zorluk çekiyor olacaktı. Yani evet. Doğru söylemek gerekirse yani ilki hep zor ama. Yani bunu da unutmak lazım zaten yani. İlk kademe hep en zor olanı. Ama önemli olan şimdi bu altyapıyı kurmak ve bilginin maksimumunu aktarabilmek istiyorum. Çünkü eğer aktarırsak bu sefer eldeki bilgi var. Bunun üzerine sürekli olarak yenisi yapılandırılarak, güçlendirerek gelecek. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sefer işi de kolaylaştırabilir. Bir sonraki yani hiç hayal etmeyen adamın da hayal etmesine imkan sağlayabilir yani bu iş. Ha bakalım yani bu programı şimdi hedef geçirmek. Bu hani koronavirüs davasıyla tabii yaklaşık 1,5-2 aylık süreç. Bunu tamamen programların gün ve gün, saat ve saat programın detaylarına kadar hepsini çıkartma imkanı tanıdı. Şimdi bunu da yavaş yavaş şimdi etrafa paylaşıyorum herkesle. Hedef tahminen benim düşüncem herhalde. Çünkü biliyorsun şöyle de bir şey oldu. O olimpiyat sınıflarının arasına açık deniz branşı yerleştirildi. Evet, şimdi, evet. Bu çok ilginç bir şimdi şey. ister istemez Türkiye'nin de gündemine girmek zorunda. Biz de maalesef hep yelken bir olimpiyat endeksli algılanan bir şeydir. Sporun gelişiminde birçok ülkede, birçok yelkenciliğin geri olduğu ülkede ne yazık ki böyle. Halbuki biz de çok yetenekliyiz. Geçen gene onu konuşuyorduk. Biz aslında yelken branşı olarak Türkiye bütün spor dalları arasında uluslararası derecelerde en iyi olanlarda en iyisi belki de. Yani en çok Doğru. Dünya şampiyonluğu olan, madalyası olan branş. Ve çok da uygun. Bu arada güzel bir soru geldi. Sonuçta sen tabii daha yarış odaklısın ama bütün bu yarışçılığının, ekstrem koşulların sana kattığı yani solo yelkencilik, denizde seyir yapmak istediğin zaman solo olarak gezinti yapan birine tavsiye edeceğin şeyler nedir? Aman neye dikkat etmeniz gerekir diyeceğin bir tip Şimdi bak var mı? birinci şöyle tabii ki yani yarışların tarihine baktığınızda mesela %30'a yakın bir terk durumu söz konusudur yarışlarda genelde ağırlıklı olarak. Bu %30'un da %70'i elektronikten kaynaklanır ve elektrik konusunda. Yani bence sanırım bu gerçekten çok 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 iyi çalışılması gereken bir konu. Yani tek başınıza olduğunuz zaman yanınızdaki en büyük dostunuz pilotunuz, elektronik pilotunuz. Yani bu pilotun düzgün çalışması için enerji yönetiminden, onun kablosunun doğru yerleştirilmesi, doğru korunması, sudan uzak durması. Çünkü elektrikle su birbiriyle çalışmayan iki tane eleman. Bu ve beraberinde o elektronik de doğru seçimine kadar sanırım en önemli nokta burası. Eğer ki bu doğru kurgulandı ve doğru yerleştirildiği takdirde birincisi herhangi bir sıkıntı anında bir düğmeye basaraktan sıkıntıyı gidermeye yönelik tek canlı mekanizmanın çalışmasına zaman kazandıracak konu bu. Eğer bu geçildiyse zaten bunun karşısında duracak başka bir nokta yok. Diğerisi bütün tecrübeye bakıyor. Yani halat donanımını bilmek, teknenin tamirini bilmek, teknik polyester meselesini. Tabii ki. Baştan tabii ki. Aşağı tekneyi tamir edebilecek bir kere seviyede ama bu tamir olabilmek edebilecek lazım. Zamanı kazanılacak tek en değerli nokta elektronikten geçiyor. Anladım. Elektronik çalışmadı da dümeni bırakma imkanın öyle kolay değil. Yani tabii. O zaman o gidip onu tamir etmeye de o sıkıntıyı giderme imkanın yok. Yani evet. Bu mekanizmanın çok iyi çalışması gerekiyor arkada. Bu çözüldükten sonra gerisi hep genel bilgi. Yani her türlü her şeyi mutlaka bilmek. Bir backup sistemi olması lazım tabii. Yani bunlar kolay değil. Çok pahalı sistemler, elektronik doğru. Sistemler. Hani ağırlık sistemleri, ondan sonra ne kadar zorlaştırırsan o kadar karmaşıklaşan ve işi daha da çıkmaza sokabilen sistemler. Ama bir gezi teknesinde de en kötü dümenine yekesine bir ip bağlar. Bizim eski usul işini görecek tabii. Yani birçok çözüm var. Bunun için yapılan manevralar da var biliyorsun yani. Rüzgar üstüne dönüp canavayı ters pozisyona getirip ana yakini salaraktan dümen ters, yani teknenin sabit bir noktada kalmasına imkan tanıyacak bir imkanım var yani, bu başka. Ama bir de emniyeti tabii ki emniyet. Geçen gün işte Erik Tabarly'nin hayatıyla ilgili geçen ay Yat Dergisi'nde yazımı hazırladım.
O sırada yani yeniden hatırladım o trajediyi. Yani Eric Tabarly gelmiş geçmiş en büyük yatçılardan biri. Bugün Fransa'da yatçılık bu seviyedeyse bayağı Eric Tabarly'nin ilhamına borçlu. Tabii. Bambaşka bir şeyi açtı adam. Ve müthiş de bir karakter. Gerçekten Tabii. böyle tapılacak adam derler ya, öyle bir tip yani. Çok fikri de var. Çok cins Çok fikirleri de genius olan bir bir adam. adam. Genius bir adam ya. Yani Bak hala sana bir icatlar tane küçük yaptı. bir Ve küçük bir detay vereyim. ama adam işte pisi pisine gitti yani. Emniyet ipi Tabii. takmadığı için koskoca Eric Tabii. Tabarly böyle pisi pisine Mumbai'yi yedi ve telef oldu adam işte. Kim Burada Eric olduysan Tabarly için ol. ne deniyor biliyor musun? Ne Gerçekten denir? çok büyük bir denizci. Gerçekten çok değerli bir denizci. Ama herkes dönüp sonunda Eric Tabarly konusunun sohbeti biterken sonuna unutma Tolga der, dediler diyorlardı hep yani. Teknesinde yeri olmayan adamın denizde işi yoktur. Teknesinin üstünde kalmayan adamın yani anladın mı? Yani teknenin üstünde bir şekilde bağlanmayı tutmak gerekiyor. Yani denize düşmek gerçekten bir denizci için aslında affı olmayan bir konu. Yani şu anda elimizdeki tüm teknolojilerle şunlar bunlar bir şekilde bu işin götürmesi gerekiyor. Neyse sana bir şey söyleyeceğim. Bir tane detay vereceğim. Şu an burada hala bizim La Rochelle'de yaklaşık bir saat uzaklıkta Meran diye bir şehir var. Bilmiyorum ses gitti mi geldi mi. Orada bu Tabarly'nin fikirlerinden biri olan biliyorsun salma torpilini uranyumdan yapma gibi bir fikre kadar giden bir şey var. Fikir adamlığı var Japonya'da. Yalnız Eric Tabarly'nin ruhu bir dakika dedi. Bir dakika dedi. O kadar da değil dedi. Aynen. Resmen Eric Aynen. Tabarly'yi bak Kızdı. yerdik. Ya, Kızdı yani kızdı. sen yer ben demedim. Bak ruhu şad olsun. Hayır Eric yani. Usta. Yalnız Fransızlar da yani bir yandan haklılar. Tam o sırada kesildi senin dediğin. Yani teknesinin üzerinde yeri olmayanın denizde de yeri yok lafı çok doğru. Ama eminim herkesin Eric Tabarly'ye Tabii canım. hayranlığı devam ediyor. Fransa'nın Hala bütün ilham veriyor. denizciliğinin, tarihinin bence değiştiren adam Eric Tabarly. Yani bunu Evet. unutmak lazım. Çok ilginç balon fikri, işte o trimaran fikri, hidrofterle bu, o zaman da foil fikri. Tabii, Bunların hepsi bu tabii, adamın fikri. tabii, 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 tabii. Aynen, Anlatıyor muyum? aynen Yani öyle. bütün bu fikirlerin arkasındaki yatan kişi o yani. Bu delilik mı yani. Ama tabii ki yani şanssızlık, üzücü bir haber ama en azından Fransa bunu çok iyi bir şekilde yaşatıyor. Bilmiyorum imkanın oldu mu? Eric Tabarly'nin bir müzesi var aslında Lorient şehrinde. Ya ben gelecektim Gerçekten. işte, gelecektim. Bu korona Ha. çıktı, gelemedim. Hay Onun Allah. Çok planını yapıyordum çok çok valla. güzel, çok güzel Çok bir gitmek eğitim istiyorum merkezi. oraya. Evet, çok görmek istiyorum. Yani bu kendi yaptığı teknelerde de 5 tane farklı tekne. Bunların hepsinin dizaynlarından tut üretimlerine kadar hepsinin içinde çalışmış. Yani bak da bak mesela bu konuda çok ilginç bir şey. Tekne üretimiyle ilgili olaraktan bizim Türkiye'de bireysel planlar üzerinde çalışan çok çalışan kişi yok. Yani şunu biliyorum ben mesela İngilizlerde vardır bu evin içinde tekneyi üretir. Evin pencerelerini söker tekneyi dışarı çıkarmak için çünkü çıkmıyordur öbür türlü. Anlatabiliyor muyum? Gibi bir yapı. Mesela bu tarz Yani bir tabii biz amatör maalesef üretim o noktaya gelecek şeyi kafamızı kaldıramadığımız için bir türlü. Yani buna O da zaman ayır olacak, bak o da yani buna olacak. bir hobi. Bu bir hobi yani zaman hayal kurmak ve de uzun süreli bir iş bu. Yani ben hep onu soruyorum mesela şimdiki en uzun süreli proje kafamızdaki ne? Hayalimiz ne yani? Ne kadar sürecek bu? Tabii. 20 yıl mı? 30 yıl mı? 50 yıl mı? Böyle bir projeleri olduğu zaman sanırım bu işin üzerindeki sabır, devam etme isteği, kararlılık, ondan sonra inanç bunların hepsi peş peşe doldurarak geliyor. Tabii bir de günlük böyle dertler oldukça insanlar hayal kurmakta da zorlanıyor. Ve hayal kuramadıkça bir toplum ilerleyemiyor. İşte tabii Avrupa'da gelişmiş ülkelerde belli temel standartlar o kadar iyi oturmuş olduğu için ve bu tip hayalperestlere de destek olduğu için bizde maalesef şöyle bir şey de var. İmkan da olsa sistem de şey yapsa yani mahalle baskısı zaten hayal kurmayı müsaade etmiyor. Yani otur ya ne uğraşacaksın? Ya otur bir kahve iç. Yani Manyak mısın? bu ya manyak mısın? Bir Yani ne tane bir tane olacak? bir Ne tane olacak? mesaj vardı Gittiğinde ne aşağıda. oldu şimdi? Ne oldu? Yani bu bakış açısı bu olunca olmuyor tabii. Mesaj vardı bir tane aşağı diyor ki Kıbrıs yarışıyla gidiyor. İşte uçağa atla 1,5 saatte oradasın diyor. Ha, aynen.
Ne gerek var? Yani bilmiyorum ya. Yani tabii ki birçok geliş, yani bir de üç tarafı denizlerle çevrili. Yani çok uzun bir sahil hattına sahip. Hazar da var. Dört tarafı. Yani bu zenginliğin içinde hayal kurmamaya imkan tanıyacak bir fırsat yok. Bakın yani ben evet. Türkiye ile burayı karşılaştırıyorum. Deniz ya mavi. Evet abi. Gel git evet. Denen bir problem yok. Hava koşulu desen sürekli ayın, yılın 8 ayı 9 ayı güzel koşullar var. Tabii. İşte Meltemi var, Termiyi var. Yani kıyı hattı güzel, dibi güzel. Hayır, artık de, belki hani... De... Artık böyle hani Orta Asya'nın steplerinde bu hayali kurmuyoruz yani. Hani bu iş için en uygun ülkede ama fazla uygun. İşte İngilizlerin de bir sözü var ya, sakin denizler iyi denizci yetiştirmez diye. Bizim onu kırmamız lazım. Sakin denizlerden iyi denizci yani yetiştirilebileceğini göstermemiz lazım. Tabii Ege'de azar yani. Ege'de az. Marmara da zor bir deniz bence. Marmara tabii. Bence zor bir deniz yani. Tabii dalga boylarından tabii. Da okyanusa göre daha bir başka bir zorlukları var tabii bu denizlerin. Akdeniz'in kaprisi var. Yani bana sorarsam sanırım bu işte Mavi Vatan yarışı tabii tamiren bu proje birazcık daha önümüzdeki sene yaptı ama hani bunun altyapısıyla ilgili bu organizasyon şemasının, sporcuların gereklilikleri, yarış parkurunun donanımı, bu tarz bilgileri böyle toparladıktan sonra bu iş biraz daha netleştiği takdirde tahminen çok keyif alınan bir branş olduğunu sanırım bulacak, keşfedecek denizcilerimiz. Ben buna inanıyorum. Çok önemli bir şey bu. Yani çünkü böyle bu konfor alanlarını çıkardığın zaman adamların üstünden bu sefer çok fazla gerçekten şeye iniyorsun, nete iniyorsun. Yani gerçekten kalbinin söylemek istediği ya da hissettiği direkt çok kolay dışarı çıkıyor ve net olarak dışarı çıkıyor. Ve bu gerçekten komünikasyonu ve iletişimi insanlar arasındaki bağları da çok derinleştirecek. Ve bu da gerçekten büyük bir kültürün paylaşımıyla birlikte o zorlu anların paylaşımı, onları geçebiliyor olmak derken bu sanırım yelkencimize biraz daha bir keyif katmaya imkan tanıyacak gibime geliyor. Krizle birlikte Türkiye'de yelkenciliğin geleceği ne olacak diye bir soru gelmiş. Sence nedir? Çok büyük avantajımız var şu anda. Değil bence mi? Koronavirüs bence çok büyük bir avantaj bizim için. Yelkencilik için bence büyük bir fırsat. Tamamen bu sporun ne kadar iyi bir spor olduğunu göstermek için harika. Çünkü zaten yani şöyle, sosyal mesafeyi koruyorsun. Tek başına solo yelkencilik işte. Tamamen aynen. Karantinadasın. Daha ne olsun yani. Zaman yönetimi, stres tamamen, yönetimi. Aynen. Tamamen projektim. Bunun üzerine ve dahası bu tip krizlerle baş etmenin antrenmanını yapıyorsun aslında yelkenle yaptığın zaman genel olarak. Ama özellikle açık deniz yelkenciliği yaptığın zaman çok daha öngörülü olmayı, planlamayı, B, C planlarının olmasını, malzemeni, tedariğini, işte şimdi işte karantinadasın, bir ay evden çıkmaman gerekiyor. Gerçekten sana neyin nelere zaruri ihtiyaçların ne olduğunu iyi hesaplayabilen biri olman gerekiyor. Yoksa gidersin işte gofret almaya, ondan sonra kaparsın koronayı pisi pisine. İşte geçen hafta iki gün çıkamayacağım diye çıldırıp sokağa atan insanlar var. Yani hani o da spektrumun öbür ucu tabii. Yani bence bu denizcilik ve yelkencilik için bir fırsat yani. Bunu görüp ben insanların... Özellikle olimpik branştaki yani kendi dalımla ilgilendiğim nokta için bakıyorum. Bu olimpiyatlara giren açık deniz branşı için. Çok büyük kaçınılmaz bir fırsat bu. Neden? Çünkü şu evet. Anda geçtiğimiz dönemde yaklaşık 2 aydır ben en son Türkiye'deyken biliyorsun federasyonla da bir konuyu görüştüm. Belçika, Fransa, İtalya, İspanya antrenmanlarına devam ediyordu. Yani antrenmanları başlamışlardı. Bizde de hala hani yeniden yapılacak mı yapılmayacak mı, ekip gidecek mi gitmeyecek mi gibi sorgulamalar vardı. Bu kriz oldu. Şu anda herkes evinde. Kimse antrenman yapmıyor. Biz de o zaman evet. Hani şu anda bu zamanı kazanıyoruz. Yani onlar tabii. Antrenman için gittiği sırada biz de ekip oraya direkt gidip antrenmanlara başlayabilir hale gelecek. Evet. Yani bunu ona çevirmek başka bir konu. Bunun için bir takım planlar var federasyon tarafında. Ama yani genel olarak denize çıkış bir tek İstanbul'da yasaklandı tam anlamıyla. Tamamen denize çıkış yasaklandı. O da millet İstanbul'dan başka şehirlere gitmesin diye seyahat yasağını delerler. Onu da takip etmesi deniz yolundan çok zor olur. Yani öyle bir şey serbest bırakılırsa bu sefer zaten karantinada çalışan bizim bütün sahil güvenlik ve donanmamıza gereksiz bir aşırı yük çıkarıyor. Tabii.
O yüzden maalesef İstanbul'daki denizcilerimiz de evlerinde denizciliğe devam edecek bir süre. İşte Bursa'da da. Ama bizim buralarda serbest hala Bozburun'da denize çıkılabiliyor. Ama gene orada da teknedeki kişi sayısı ile ilgili bir kısıtlamalar var. Tabii onda da bir mantıksızlık var. Sonuçta arabaya 3 kişi, 5 kişi ufacık arabaya binmeye müsaade ediyorsun. Teknede anca 2 kişi, 3 kişi oluyor. Yo, benim demek istediğim suya çıkma konusu değil de bunun altyapısıyla ilgili olan hazırlığın kurgulanması açısından baktığında bu bir avantaja çevrilir. Çünkü hani biz bu dalda Tabii hiçbir kimse şey bilmiyorduk. yapamıyorken, tabii kimse En yapamıyorken sen azından çık. onların fiziksel ya da sportmenlik tarzındaki eğitiminin avantajını öne geçmesini engelleyip o sırada silahlarını hazırla. Tarih geldiğinde, suya çıkma imkanı geldiğinde sen de o silahları direkt koy suyun üstüne gibi. Anlatabiliyor Tabii, muyum? tabii, Bunu tabii, yapmak tabii. gerekiyor yani. Bunu bir avantaja çevirmenin yöntemi buydu benim için. Aynen. Çünkü O burada da kriz hep kimse bir yani fırsat getiriyor. Evet, kimse çıkamıyor. windsurf yatıyor orada ben. Benim yani şu Tabii. anda tek hayal kurduğum şey çıktıktan sonra yasaklar bittikten sonra ilk yapmak istediğim şey gidip bir windsurf yapmak ya. Bu kadar yani Tabii. çok istiyorum tabii. Yani. Bakalım atlatacağız. Sizin Tabii. orada durumlar nasıl? Fransa'da Yani. vaka sayıları kontrol altına alındı sanki. Normalizasyon süreci başladı mı? Yani şu an gene yani günde gene 500'e yakın hayat kaybı söz konusu devam ediyor ama Çok ciddi. yeni hasta oranı bitmiş durumda. Yani o aşağıya doğru inişe geçti. Aslında hedef yapmak aslında yani güzel bir politikaydı. Hedef birazcık bu sağlık sisteminin çöküşünü engellemek. Çünkü İtalya'da yaşanan bu oldu. Tabii. Yani sağlık sistemi çöktü. Bu da işte yani yatak kapasitenle işte hastanedeki doktor kapasitenle hemşire kapasitenle kurgulu bir şey. Yani bir anda 100 bin kişi göndermekle 20 bin kişi, 20 bin kişi, 20 bin kişi göndermek arasında büyük fark var. Bunu kurguladılar. Tabii bilinmezlik söz konusu. Şimdi 11 Mayıs'ta kapılar açılıyor deniyor ama işte okullar 25 Mayıs'ta açılacak deniyor gibi şeyler var, kararlar. Ama bunun arkasında durması gereken bazı noktalar var. İşte ne bileyim, okulda sınıfta 15 kişinin üstü olmayacak gibi gibi birçok soru var. Hala bu sorular İçişleri Bakanlığı ve de Sağlık Bakanlığı ekipleri ve de Cumhurbaşkanı tarafından değerlendirilip sorgulanıp kağıt masa üstüne yatırılıyor. Ama sonuçta yani herkesi çok ciddi ekonomik bir konuda da tabii vurdu. Ama Tabii. yani bu bir yani ben bakarsam bundan kendim hani aynı teknede 27 günde sıkılıyorsun. Evdeyken aynı şekilde yani. Ben de şimdi hem bir eski bir dosyaydı bu 2 yıldır durduğum üzerinde Zenit projesi onu tamamlama fırsatı buldum. Bir yandan da sana bahsetmiştim geçen gün. Bundan Tekneni, ahşap 3 yıl tekneni değil mi? aynen 3 yıl evvel bir tane bir çöplükte bulduğumuz bir tane tekne vardı. Yani çöplükte bulduğumuz tekne de öyle ne demek lazım. Gerçek bir klasik. Yani şu an bir tane bir 64 model Mustang'i tamir etmeye devam ediyorum. O ne Öyle güzel. diyebiliriz. Şöyle biliyorsun mini transat yarışı için ilk yapılan seri üretim tekne Muscadet diye bir yelkenli. Bu Muscadet şarap adı gibi olan. La Rochelle'li Philippe Arle diye bir mimarın şantiye olan Nant'ta üretimine başladığı bir tekneydi. Bu bulduğum tekne benim 47 numaralı tekne. İşte güverte numarası 47. Ondan sonra toplamda 800 ünite yapılmış bu tekneden. Öyle kenara atılmış duruyordu. Gerçekten yani böyle çok böyle toparlanacak bir hal yok gibi duruyordu. Hatta Stefan diye şimdi bana ya Tolga manyak mısın? Bunu nereye ne yapacaksın? Ne edeceksin diyordu. Ya yani ben çocukluğumdan beri maket yapmaya devam eden bir adam. Ondan sonra geçen hatta dün Cem Amirel ile beraber konuşmanızda bir yer vardı. Aynı hepimizin denizciliği nerede diye konuşuyorduk. Hani ben de aynı. Tuzla'dayken hep aynıydı program. 4 metre boyunda küçük bir tane kayığımız vardı. O kayık suya indirilirdi işte Haziran başında okullar kapandıktan sonra. Onun işte tahtaları şişirilir, zımparası yapılır, işte macun atılır, denize indirilir. Bir ay sonra da işte balık tutmaya gidilirdi yani. Onun için o konu aynı. Ben de işte o taş ahşapların hepsini teker teker söküp birazcık tabii 64 model olunca yani benden 11 yaş büyük tekne yani 55 yaşında bir tekne öyle yavaş yavaş toparlanıyor. Yani zaman geçirmeye imkan tanıyor. Benim program belli zaten. Sabah birazcık spor, ondan sonra birazcık masa başı iş. Ondan sonra öğlen birazcık ufaklıkla beraber ders mers onlara bakıyorum. Ben de onun yaptığı birkaç tane şeyine eğitimle ilgili birkaç konuya takılıyorum. Oradan tekneye sonra tekrar birazcık ufaklıkta spor. Sonra da işte akşamleyin okuma. Belgesellere çok düşkünüm şu ara. O yüzden bütün gördüğüm bütün belgeselleri izlemeye çalışıyorum. Çok ilginç belgeseller var. Çok iyi. Ondan Evet, sonra bu geçiyor yani. fırsattan istifade edilmesi Tabii. lazım yani. Bu da Zengine bir tabii. fırsat. Tabii fırsat yani kendi kendimize hem ailemizde kendi içimizde ileriye dönük projelerimiz, ondan sonra
şimdi yapmak istediğimiz ya da eksik olduğunu düşündüğümüz noktalar daha gibi birçok konunun cevabını çıkartıyorsun yani ortaya. Evet, bir de önceliklerimizi yeniden gözden geçirmeye fırsat tabii tanıyan bir şey ki çok önemli. Çoğu zaman o hesap şaşıyor çünkü. Bu arada bir soru vardı federasyonun federasyon harici yarış organizasyonu ile ilgili. Valla prensipte aslında uluslararası birçok yani ülkede yani Fransa'da bir yarış düzenliyorsan federasyondan izin almıyorsun bildiğim kadarıyla ya da Amerika'da ya da yani illa sen bunu federe bir yarış yapmak istiyorsan o başka ama ben yarış organizasyonu yapıyorum kendi içimde diyorsan bir sıkıntısı yok ama Türkiye'de böyle bir şeye döndü olay. Farklı bir boyuta geldi bundan birkaç sene önce biliyorsun. Ama hali hazırda da şu anda federasyon hani yarış demediğin sürece böyle yelken organizasyonu olarak buna müsaade ediyor. Kendi kendine yapabiliyorsun bunu. Bir şey soracağım. Bu tip şeyler olabilir. O konuda birazcık bir şey yapmalıyız. Bu bir yelken yarışıysa yarışın yelken kuralları var değil mi? Evet. İçindeki kurallar bu olacak yani. O zaman bu yelken kurallarının kontrolü ve de hakem komitesini kim ortaya çıkartıyor? Federasyon. Sonuçta bağlısın federasyona. Bundan çıkışın evet yok. Yani bir yaptığın sporun federasyonu her türlü yarışında o içinde var olmak durumda. Çünkü kurallar girdi yani. Bunun bir kanunsal yani baktığında bir karar aşaması verilmesi hakem kurulu söz konusuysa federasyonla bağlantısı olmak durumunda. Öyle değil mi? Yani bir yarış hakemi... Yani hem öyle hem öyle değil. Yani aslında senin ne tür bir yarış yaptığınla alakalı. Eğer bu böyle uluslararası standartta ben yarış yapacağım ve bir resmiyet de olması gerekiyor ve bu bir uluslararası kualifikasyon yarışıdır ya da olimpik bir sınıfın seçmesidir gibi bir şeyse okey ama onun dışında gene federasyonun yetiştirdiği sen hakemi yani bu şey gibi düşün. Halı saha maçı yaptığın zaman sen futbol federasyonuna bağlı olmuyorsun. Ya da arkadaşlarınla gidip parkta basket oynadığın zaman bağlı olmuyorsun. Gene basket kuralları geçerli oluyor. Kendi aranda basket oynuyorsun. Ondan sonra ve istersen buna kendi aranda bir ödül bile dizayn edebilirsin. Tabii ki. Kimseyi de bağlamaz. Ama gidip tabii ki bu açık deniz yarışı düzenlemek demek değil. Ondan sonra onun için tabii ki daha büyük tabii ki federasyonla aynı zamanda deniz kuvvetleriyle ilişkili olmak gerekiyor. Ama bu konuda tabii Türkiye'de başka böyle bir dönem böyle bir gereksiz bir kavgalar oldu biliyorsun. Sen de takip etmişsindir. Ondan sonra birazcık iş değişti. Ama şu anda federasyon bakış açısı anladığım kadarıyla böyle bu tip yani resmi olmayan organizasyonlara da müsaade ediliyor. Şu korona sürecinden dolayı da herkes tabii bir beklemede bir belirsizlik var. Bir takım yat yarışları yapılacağı planlanmıştı ama yapılamıyor şu anda. Sponsorluklar vardı falan. Burada aslında bir an evvel bence herkesin bir araya gelip bu konuda Cenk Tekkaya da şu anda hala bizi takip ediyor mu bilmiyorum ama bir inisiyatif başlatacak diye öngörüyorum. Çünkü bu konuda bayağı öncülük yapan bir kardeşimiz. Ya aslında bütün paydaların bir an evvel bir araya gelip yani ya Zoom'da ya bir platformda internet üzerinden bunun şimdiden planlarını yapması işte İYK'nın, TAYK'ın, Bahçeşehir'in, Federasyon'un, Deniz Kuvvetleri'nin ve hani biz bunu ne şekilde açacağız, hangi yarışları yapabileceğiz, ne zaman açmayı planlıyoruz bir an evvel onun programı yapılabilirse ama kimse de tabii henüz önünü göremiyor. Hala çok belirsizlikler var. O yüzden sponsorların da buna destek olanların da biraz sabretmesi, anlayış göstermesi gerekiyor. Tabii. Bol bol elektronik sailing'e devam. E-sailing biliyorsun o da çok Türkiye'de çok ilerledi. Kaan Mazlumca Havuç çok başarılı. Dünya rankinginde bir numaralarda. Dünya şampiyonu oldu. Onunla da gurur duyuyoruz. Ve Türkiye'de de bu işi çok geliştiriyor. Şu anda sürekli yarışlar yapılıyor. Daha yeni güzel bir yarış yapıldı. O Doğa, bizim Doğa Arıbaş. Evet, evet.
Yeni nesil de gümbür gümbür geliyor yani. Geliyor geliyor tabii canım, süper. Yani bence bu çok hızlı büyüyen bir, yani gelişmekte olan bir spor dalı. Daha da ileri gidecek, daha da ileri götüreceğimize de inanıyorum zaten. Sonuçta hani sporcumuz var, denizlerimiz var, her türlü olanağımız var. Zaten olması gerekiyor yani, gitmesi gerekiyor. Kulüplerin birbirleriyle çatışması hakkında ne düşünüyorsunuz? Birlik yerine düşman gibiler diye bir soru gelmiş. Şimdi bu Zenit programı bu işi birazcık daha yan yana koyacak. Aslında programı şöyle bir şey. Neden bu? Hani dedim ya, Karadeniz bölgesi, Marmara bölgesi, Ege, Akdeniz birlikte yan yana gelip. Çünkü bu açık deniz dediğin zaman kulüplerin birbirine bağımlılıklarını da zorlaştırmak durumda. Mesela burada bir açık deniz yarışı parkından bahsedeyim mesela. Diyelim ki Solitaire de Figaro'nun işte La Rochelle'de başlarsın, Deauville'de biter. Deauville'in limanındaki yelken kulübü de bu projenin içindedir. La Rochelle'in yelken kulübü de bu projenin içindedir. Çünkü yarışmacının A noktasından B noktasına giderken yani gidip bütün kulübü oraya taşıma imkanı yok. Ama bu iki kulübün birlikte çalışma durumu söz konusu. Sanırım yani bu tip çalışmalar, bu tip ileriye dönük projeler sporcuların, çalışanların, gönüllülerin talepleri ve de görüşleri doğrultusunda bence bu daha da iyiye götürecek. Yani eğer ki bir sıkıntı varsa da bunun pek farkında değilim. Görmüyorum yani şu anda buralarda. Yani bizde tabii aşılması gereken bazı şeyler var. O bir de tabii bizim gene maalesef aşamadığımız bazı kendi nasıl diyeyim sosyal bazı sorunlarla alakalı. Yani işbirliği yapamama gibi bir sorunumuz var. Anca böyle çok bıçak kemiğe dayanınca biz işbirliği yapabilen bir milletiz galiba. Mesela şu anda gerçekten ama bak bu korona dolayısıyla böyle acayip insanlar seferber oldu. Herkes birbirine böyle yardım ediyor. İşte birçok markalar falan böyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnsanlar evinde bile bir şeyler üretiyor. Ama kulüplerin tabii yelkenciliğin doğası itibariyle yelkencilerin, denizcilerin çok daha hoşgörülü, birbiriyle anlaşabilen, ufkun ötesini görebilen insanlar olup bu tip saçma sapan egolar ve böyle basit tartışmalardan sporun darbe yemesini müsaade etmemeleri gerekiyor. Tabii, yani tabii, bunda mutlaka. Söylenecek bir şey yok. Yani ayıp, ayıp sadece ayıplıyorum. Koskoca adamlar böyle basit basit şeylerden kavgalar ediliyor. Yelkene, denizciliğe hiç yakışmayan tavırlar sergileniyor. Hepimiz için ayıp yani. Diğer yandan Virtual Regatta Offshore diye bir fikir gelmiş. Aslında neden yapmıyoruz yani böyle bir şey vardı. Van de Globe'un zaten böyle bir global şeyi vardı. Biliyorsun bundan regattası vardı. Bundan yaklaşık 2 hafta evvel, bir hafta, 7 gün, 8 gün evvel Transat Ajet Özel benim katıldığım yarışın startı vardı normalde. O start verildi ve virtual regattadan verildi. Herkes şu anda yarışıyor yani aslında. Herkes suda şu anda. Tabii tabii. Yani, ya biz o zaman ya bir şey diyeceğim. Bak şu anda çok güzel bir fikir geldi. Biz bu senelik şu Mavi Vatan 800'ü evet. 4 yıl regata yapalım mı? Tabii ki süper olur. Süper olur. Kaan Mazlumca ile bir konuşalım. Süper olur. O bunun altyapısı, elektronik falan nasıl planlanır? O programı herhalde organize eder. Virtual regatanın Türkiye'de bir yani nasıl geliyor bilmiyorum. Yani şimdi tabii bu teknoloji işleri de birazcık ayrı oldu. Onların da bir temsilcisi var, bir bağlantısı var. Çünkü normalde birkaç tane YB Racing var, bir tane Virtual Regatta var, bir de bir 3 tane farklı yarış hattının içine girip oynayabiliyorsun bunları normalde. İşte e-sailing galiba aynen, bizimkiler aynen. E-sailing de yapıyorlar ama yani bizim aslında bu o motoru alıp İstanbul-Kıbrıs rotasına parkurunu ona ama, nasıl adapte ederiz onu bir yapmamız ama datayı lazım. Nereden alıyorlar yani meteoroloji datasını nereden alıyorlar, kim veriyor onu, onlar da var yani öyle ayrı konular da var. Galiba e-sailing öyle değil. O anlık random bir şey veriyor. Yani gerçek hava, bir yerdeki aynen. Şeye göre değil. Ama virtual regatta mesela Transat Ajet Özel şu anda yarışta gerçek hava. Gerçek yani havaya göre yapıyor mesela değil mi? Mesela evdeki ben normal programın içine meteoroloji indiriyorum, bakıyorum. Onda bir strateji bakıyorum. Ondan sonra oyunun üstüne geçip ayrı bakıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani ikisi tutuyor mu diye de bakıyorum birazcık aslında. Dur bakayım yani. Bunu bir araştıralım. Bak Deniz Fıçı da izliyor bizi. Sevgili Deniz, onunla da çok güzel projeler yapıyoruz. Geçen sene 19 Mayıs'ta Arçelik teknesiyle Samsun'a gittik. Evet, Mavi Vatan'a da Kıbrıs'a da kadar gelmek istiyordu hatta o. Ama bu Tayka'nın mevcut yarışıyla çakışıyordu diye katılamayacaktı. Bu vesileyle belki yaparız.
Deniz'ciğim bunu bir değerlendirelim. Tarihi olarak aşağı yarışıyla aynı tarihte mi düş planlıyordu? Hayır, biz şöyle bir şey oldu. Aslında hedef oydu ama aşağı yarışı zannedersem 17 Temmuz'da falan yapılması planlanıyor. Eğer her şey yolunda giderse yine aşağı yarışı yapılır bu sene. Ben öyle öngörüyorum. Hava yani bir sıkıntı olmazsa şu anda konuşulan Mayıs sonu zaten tekrar dolaşımın açılacağı Türkiye'de. Ama bu vesileyle inşallah ikinci bir dalga falan olmaz da tekrar böyle bir kapanma durumuna geçmeyiz ve her şey düzgün ilerlerse bence o yarış yapılır. Biz o yarışa Deniz Harbokulu öğrencilerini de sokmak istiyorduk. Deniz Tabii ki Harbokulu mutlaka. zaten Mavi Vatan 800'e yani Kıbrıs'a gidecekti. Ama tarih çakışıyordu. O yüzden biz dedik ki 1 Temmuz'da yapalım bunun startını, Mavi Vatan'ı. Bu senelik 1 Temmuz'da yapalım. Hem Sonuçta tarih olarak kabotaj bayramında aynı. Kabotaj Bayramı. Kayık'ta 17 Temmuz olarak duyurmuştu zaten Başımız. sponsorlarla her şey planlanmış. Herkes yarışa katılacak insanlar ona göre plan yapmış. Yani onu değiştirmek mümkün değildi. Bu senelik iki start yaparız diye plan yapılmıştı. Hatta bu Kıbrıs'a kadar gelirken belki Çeşme'den ve Marmaris'ten de ayrıca startlar da veririz. Oradan da gelmek isteyenler, Bodrum'dan da gelmek isteyenler katılsın. Etap. Ondan sonra ve şey olurdu. Yani bir şekilde oradan yürürdük diye düşünüyorduk ama bakalım zaman gösterecek. Bugün de TAIK toplantısı varmış. Ben kaçırdım onu. Belki de bu güney yarışı ile ilgili bir planlar yapılmıştır. Ondan sonra ama biz bu Virtual Regatta'yı en azından dur ben bunu bir araştırayım. Çok iyi fikir oldu bu. Akşam Tabii. akşam fikir geldi. Bu sene yapalım demiştik Mavi Vatan'ı. Gerçekte yapamasak bile virtual olarak yaparız Tabii ya. süper. Hem de böyle yani nerelerden geçildiğini, nereler hangi kıyı koşulları, neler var. Bunları ön bir hazırlık yapmak için önemli bir şey yani. Evet çok iyi olur. Yani mesela Bunu bir ben bu her araştıralım. yarıştan önce oturup bütün haritaları çıkartıp bakarım. Yani nerede kayalıklar var, neresinde geçişler var, nereye kadar girebiliyor. Akıntının nerede güçlendiğini görüyorsun, akıntı haritalarına bakıyorsun gibi 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 birçok konu var yani. Bunlar önceden hazırlık aşamasında virtual regata bu tarz bir sorgulamaları, soruları yani karşılaşabilecek sorunların sorularını oluşturmak üzere büyük bir fırsat yaratabilir bence. Bu John Fisher'ın denize düşüp kaybolması ile ilgili düşüncelerin nedir diye basın haricinde genelde hepimizin anlatılan dışında bir bilgi var mı sana ulaşan? Ne yazık ki yok ama yani suya düştüğünüz anda bu tarz teknelerde maksimum süre 40 dakika. 40 dakika içinde alabildiğiniz sonra bir daha unutmak gerekiyor. Yani suya düşmek gerçekten çok büyük bir problem. Öyle hızlı teknelerde manevrayı yapıp yani düşme anıyla düştüğünüzü yani çünkü öyle bir mekanizm ki bu hani omalemer yani denize adam düştü prosedürü Fransa'da mesela ilginç bir yapıda şöyle düştüğünü bildiğinizi düşen kişiye bildirmeniz gerekiyor önce. Yani onun sizin düştüğünü gördüğünüzde haberdar olması gerekiyor. İlk Tabii. yaptığınız hareket bu. Bu andan itibaren mekanizmanın toparlanıp doğru bir şekilde gidip onu almaya kadar geçen süre yani 20 dakika ile 45 dakikaya kadar uzayabilen bir süreç haline gelebiliyor. Ve normalde bu soğuk sularda bir insanoğlunun suda dayanış kalış süresi 45 dakika sonra zaten hipotermi başlıyor, bilinç kaybı başlıyor derken yani bir şekilde tekneye bağlı kalmak gerekiyor. Altın kural her zaman tekneye bağlı durmak. Her zaman tekneye bağlı kalmak. Evet, Yani bunu çok. tekrarlamak, tekrarlamak. Ama onun dışında bir Hele bir şey de bilmiyorum şey böyle yapmaya. galiba John Fisher da Güney Okyanusu'ndaki etapta falandı yani. Ne zaman nerede kaybolmuştu? Ben şu anda tam hatırlayamadım ama sanki Bu Yeni Zelanda'dan sonra Gezden falan anlatırız. Galiba bildiğim kadarıyla. Şeydi orada ya galiba. Pasifik'te yani olan bir şey zaten galiba değil mi? yani birçok durumda da havada esiyorken o koskoca tekneyi döndürmek adamı almaya çalışmak falan. Bir de Heh, başkalarının da riski aynen, sokacak bir şey yani. aynen, aynen. Güney Yani. Okyanusu'nda, Güney Okyanusu'ndaydı. Zaten sürekli 40 knot ve üzeri esiyor. Sen orada tekneyi döndürmek, bazen hep şey derler. Yani bazen şey denir. Böyle bir durumda dönmeye çalışmak, ekibin geri kalanı ve yani tekne için, dolayısıyla da ekibin geri kalanının sağlığı için Tabii. daha büyük risk.
Eğer biri düşüyorsa yoluna devam edecek Yapmak durumundasın zorundasın. gibi Yani. durumlar da olabilir. Eğer çok Bütün yarış komitesinin hepsini, bütün yarışçıları bile hatta şeyini, yöntemini değiştirip oraya aramaya çevirebilirsin yani. Bu bir hayatta yaşamı kurtarmak yani. O bir gerçek. Hatta hatırlarsın diyorum, Cap İstanbul yarışı yapılırken Christophe Bouvet sanırım. Hatta o zaman Sırma Suları sponsorluğunda yarışan bir Fransız yarışmacı suya düştü. 2,5 saatte bulundu. Ve bu 2,5 saat boyunca bütün filo adam aradılar. Yani şansları buldular. Çünkü Figaro'da herkes peşinden gittiği için birbirinin, yani herkesin böyle sıralı olarak seyir olduğu için bu işi kolaylaştırdı. Ama yani eğer ki açık denizde olduğu gibi diğer farklı teknelerde açılsaydı eğer, bu iş daha zor olabilirdi. Yani büyük tavsiye, mutlaka teknenize bağlı kalın. Çok önemli bir şey. Yani benim de ilk çıktığımda can yeleği ve beraberinde kancam. Tabii kimi zaman çok ani, çok hızlı hareket etmeniz gereken durumlar oluyor. Mesela ne zamandı? Stefani ile birlikte biz Transat Ajda Dizel sırasında Sembart'a doğru giderken ben içeride kendi Stefani dümendeydi. Ben de dinleniyordum. Bir parça düştü. Tink 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 diye teknenin üstünde. Ve bir anda ben dışarı çıktım, ben koşarak. O parçanın ne olduğunu düşmüş? Bulmam gerekiyor. Çünkü yani hatta çıktığımda o sırada ben de zaten şortlaydım. Yani donlaydım, affedersiniz. Üstümde bir şey yok. Stefani dedi, nereye gidiyorsun dedi. Ya can yeleğini almam lazım. Çünkü gecenin o sesi duydum. Teknenin üstünde, dizimin üstüne çöküp bulmaya çalıştım. Bir tane de frontalimle. Bulmam lazım çünkü o parçanın ne olduğu çok önemli. Yani nereden düştü bu parça? Evet. Neyse buldum tabii ki, ama yani tekneden suya düşmedi en azından. Şansım oydu. Birisi teknenin üstündeki hareketli donanım sistemlerinin halatların arasında kalmış. Bir tane pim. Şeyin camadan. 2 numaralı camadanın pimi. Düşünemiyorsun bak, onu bulamazsam eğer. Hani hemen bir şey düştü herhalde desem. 2 saat sonra 40-50 at havayı gördüm. Camadan vurman gitti. O pim yok. Yani o sırada tabii mesela çıktığımda çok büyük bir hataydı. O bana direkt söyledi. Dolga niye bağlı değildin tekneye onu yaparken? Haklı ama çok hızlı davranmam gerekiyordu. Kim zaman böyle oluyor bu işler yani. O zamanlarda bile bunu bir şekilde kafaya sokup bağlan bağlan bağlan. Evet evet, o emniyet. Bir de bizim için Türk milleti emniyet en son aklına gelen şeydir genellikle. Can güvenliği, böyle bir şeyimiz vardır ya, bir cengaverliğimiz vardır ya böyle gözü kara. Ondan sonra hatta biliyorsun Lonely Planet kitabı vardır, turizm kitabı. Hı-hı. Onun ilk girişinde çok enteresan bir yazı vardır. Türkiye'yi bence en güzel tanıtan kitap falandır yani. Müthiş detaylı olarak yıllardır Lonely Planet'in şeyi. Girişinde işte der ki Türkiye şöyle güzeldir, böyle güzeldir. Tanışabileceğiniz en tatlı insanlar, en misafirperver ülke, yere göğe sokamaz. Ama bir tek dikkat edin, can güvenliği hemen hemen herkesin aklına gelen en son şeydir. O yüzden Türkiye'de dikkatli olun diye. Bizim de denizlerde çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onu tabii, yani bu iyi öğretmemiz gerekiyor. Cengaverliğe gerek yok denizde yani. Bak şimdi demin hava kuvvetlerinden, ya kara hava kuvvetlerinden bahsettik demin. Şimdi biz her mesela yarışta, yani Transat Jacques'ta da aynı, Mini Transat'ta da aynı, Figaro'da da aynı, hepsinden evvel bir güvenlik eğitim semineri var. Sadece kaptanların zorunlu oldu. Bunun içinde mesela deniz kuvvetlerine bağlı hava ekibi, yani helikopter. Çünkü kurtarma, denizde Atlantik'te kurtarma ya helikopter ya da uçak tarafından yapılıyor. Bu ikisi de deniz kuvvetlerine bağlı ama hava kuvvetleriyle birlikte çalışan bir mekanizmanın bir tabii ürünü. Deniz havacılığı. Deniz havacılığı, aynen. Onlar gelip mesela bize bir sunum yapıyorlar her seferinde. Yani bir mekanizma, kurtarma mekanizmasından önce nasıl çalışıyor? Yani ben mesela diyelim ki ben suya düştüm. Elimde o an şans eseri AIS, personel AIS'im vardı. Ona bastım. Tekne gidiyor. Tekneyi kaçırdım. Yani pilot da olabilir. O andan itibaren mekanizma nasıl çalışıyor? Gelip önce bir onu anlatıyorlar. Diyor ki işte mesela bu bilgi buradan çıkıyor. Sersat'tan oradan buraya geçiyor. MMS'den şeye geliyor. Toulouse'a geliyor. Toulouse'dan bilgi okunuyor, kodlanıyor. Kodun kim olduğu öğreniliyor. Hangi tekne olduğunu öğreniliyor. Teknenin mesela yarış, çünkü her biz yarışı çıkmadan evvel personal epiplerimizin üstüne diyoruz ki mesela hep kodunu değiştiriyoruz. Şey, mesaj kodunu. Şu an Transat Jacques Vabre yarışında yarışıyorum. Teknemin adı bu. Bu direktörün numarası bu. Sağlık, işte güvenlik konusundan sorumlu yarış komitesindeki kişinin adı bu diye bir mesajı ben onun içine her seferinde yerleştiriyorum. Her yarıştan önce.
Adam oraya o numara Hegze numarasına baktığı andan itibaren bu mesaj geliyor. Aa, bu çocuk transatlantik vardı. Direkt transatlantik vardı arıyor. Çünkü onlar zaten teknenin takip mekanizması doğrusunda teknenin nerede olduğunu biliyorlar. İşi hızlandırmak. Ve de en yakınında hangi tekne var? Onu direkt yönlendirip beraberinden. Çünkü ben bu mesajı bastım an Epir'e. Organizasyona gitmiyor bu mesaj. Direkt Deniz Kuvvetleri'nin şeyine gidiyor ya, anlatabiliyor muyum? Yani sahil güvenlik konusunda giden bir yer. Gibi noktaların o eğitim sırasında sonra hani uçak gönderiliyor mu, hangi aralara uçak gelemiyor, uçak gelemediği durumların mesela bir insanı denizden mesela Atlantik'te işte Kanarya Adaları'yla Ekvator çizgisi arasında bir kişinin kurtarılması zaten kurtarılma başlama operasyonun başlaması 2 ile 4 saat arası bir süreç. Gidip onu almak nereden baksam 12 ile 24 saat arası gibi bir sürece çıkıyor. 12-24 saat çok uzun bir mesafe abi. Çok uzun bir zaman. Yani teknenin içindesin sen. Tekne batmak üzere. Yarı battı neredeyse. Senin yani o can sandalına geçtikten sonra bir yani 12-24 saat onun içinde kalacağını biliyor olman lazım yani. Bunu hazırlıklı olmak lazım kafada. Gibi. Acaba neden Türkiye'de böyle bir şey yapmıyoruz hani bu tarz bir eğitim. Geçen en son biliyorsun hani Kudanfor için şeyde görüştüğümüzde sahil güvenlik ve deniz kuvvetlerine bağlı bir beyefendi vardı. Bu tarz hani kurtarmalar ve bu tip operasyonların başında olan biri. Onunla görüşmüştük ki o böyle bir konuya sıcak bakacağını söylüyordu ama nasıl bir gelişme oldu bilmiyorum tabii. Sizler takip ediyorsunuz oradan. Neyi pardon? Ben de bu yarışlarda, yazılanları okuyordum. Yarışlarda bu tarz güvenlik konusundaki eğitimlerin kurgulanması ve yapılanması ile ilgili deniz kuvvetlerine bağlı organizmaların kurumların nasıl çalışacağı, nasıl yer alacağı, nasıl aktif bir şekilde sporcuları ve de organizasyonu bilgilendirebileceği konusundaki girişimler. Vallahi işte tam ondan sonra zaten korona girdi. Bir şey yapılamadı ama kesinlikle bir kere TAIK bu konuda son yıllarda çok önemli adımlar atmaya başladı. Çok ciddi güvenlik eğitimleri düzenleniyor. Hem ilk yardım eğitimleri hem denizde işte bu can salı kullanımı ve genel deniz güvenlik konuları üzerine eğitimler düzenleniyor. Bunların artması gerekiyor. Bunların sahil güvenlik ve deniz kuvvetleriyle ortaklaşa yapılması gerekiyor tabii. Aydın abi bir soru sormuş. Yarışlarda prosedür yakın tekne yönlendirmesi mi diye. Evet yani birinci hareket bu. Tabii birinci havadan gelene bu. Kadar. Ama şöyle aslında yani şöyle bir şey söyleyeyim yani yarışta tabii böyle büyük transatlantik var, mini transat gibi yarışlarda olan bir konu bu yani. Diğerlerinde sen bastığın andan itibaren sahil güvenlik yani deniz onu gelip seni almak yani onunla ilgili bir girişimde bulunmak durumunda. Yani bir harekete girmek durumunda. Mesela bunun için de yapılmış bir şey var. Ben mesela gönüllü SNSM diye geçiyor Fransa'da. Sauvetage Sécurité Nationale Sauvetage en Mer diye bir gönüllü grubu. Bizim Daxar tipi bir yapılanma. İşte toplamda bildiğim kadarıyla 27 bin gönüllüsü olan, işte her limanda bir teknesi olan, işte 56 botu yani bot dediğim de yani böyle bizim Kaan tipi tekneler. İşte sahil güvenliğin kullandığı tarzda tekneler. Tarzda yani büyük, olan. Aynen. Hücum bot gibi. Ve yılda bildiğim kadarıyla zaten galiba 16 bin, 17 bin gibi kurtarma operasyonu gerçekleştiren. Aslında bu bir gönüllü mekanizma. Daxar. Şimdi Daxar, fakat bu zaten Türkiye'de Daxar'ın çok büyük desteğe ihtiyacı var. Gerçekten bir avuç kahraman insan kendini bu işe adamışlar. Ve gerçekten çok az bir destekle bir şeyler yapıyorlar. Çok bir şeyler değil, bayağı bir şey yapıyorlar. Ve Türkiye bu kadar 8900 kilometre sahili olan bir ülkenin bu konuda çok daha ilerlemesi lazım. Sahil güvenlik neyse ki çok gelişti. Ama sahil güvenlik, deniz polisi ve Daxar'ın tabii ki çok daha büyük imkanlarla ve koordine sistemlerde çalışması şart tabii. Yani ilk mekanizma onunla başlıyor. Sonra mesela Atlantik'teki durumlarda ise uçak kaldırıyorlar. Tabii uçak kalkıyor. İlk yani eğer uçağın gidebileceği yerse ya da helikopterin olsun. Yani 200 mile kadar helikopter bildiğim kadarıyla 200 mil üstü uçak.
Daha sonra hatta bir tane bir üçgen var. Hatta denizciler için, Atlantik yarışlar için Bermuda üçgeni deniyor oraya. Brezilya ile Ekvator hizası arasında bir yere hiçbir yerden uçak girişi yok. Yani hiçbir uçağın zamanı olarak ve de uçuş mesafesi olarak sisteme bağlı kimsenin geçişi yok. Orada şansınızı bekleyin diyorlar. Oradan geçen kargo geçerse alır seni diyorlar. Gibi bir mekanizma var. Geliyor uçaklar da zaten yaklaşık sanırım üzerinde 4 dakika mı 6 dakika gibi bir zamanları var. O zaman içinde de size zaten arkadan işte can sandallarını atıyor belirli mesafelerle. Ve ondan sonra da ilk gelen can sandalını tutuyorsun. İçinde zaten bir epip var. Epipin düğmesine basıyorsun. Ben buradayım diye. Ondan sonra ya bir kargo gemisi ya bir başka bir yönlendirmenin gelip seni alışını bekliyorsun. Başka şansı yok. Hatta onunla ilgili de çok ciddi eğitimlerde belki bu ISAF, World ISAF eğitiminde var. Bizim Paul Meila Portekiz Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarılıyor. Bir kurtarılış videosu var. İmkanımız olduğunda bir ara ben size göndereyim onu. Kurtarıyorlar mı, öldürüyorlar mı? Başka bir konu yani baktığında. Yani öldürmeye mi çalışıyorlar, kurtarmaya mı çalışıyorlar anlamıyorsun. Ondan beridir mesela bazı mesela kurtarma anında benim en doğal hakkım. Bir şilep geldi. Dedi ki ben seni kurtaracağım. Benim onu arayıp sizin kurtarma prosedürünüz nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Eğer ki benim aklıma yatmıyorsa ben onlara hayır diyebiliyorum. Çünkü bazı durumlar var. Gerçekten hayır denenmesini gerektiren durumlar söz konusu. Yani adamın seni sudan çıkartma projesi yaklaşık 8-10 metre dalga var. Her seferinde yan yana gelmiş. Rüzgar üstünde duruyor. Bilmem ne şu bu. İniyorsun çıkıyorsun. Hep yakalanan sorunlar aynı sıkıntılar. Mesela teknenin en yukarıda olduğu sırada ağa tutunman lazım. Kimisi en aşağıdayken tutunuyor. Tekne tekrar yukarı çıkıyor dalgayla. Arada ezilip ölenler var yani. Kurtarıyor musun, öldürüyor musun? Anlatabiliyor muyum? Tabii bir de bizde Bunlar gene çok önemli bilgiler yani. şöyle bir sıkıntı var. Şimdi çok güzel sorular geliyor. İşte herkesin böyle civil survival almış olması gerekmiyor mu zaten ticari belgesi olan insanların falan. İşte Türkiye'de daha fazla olsun, daha kesinlikle daha fazla olması gerekiyor. Kayık'ın yaptığı bir takım eğitimler var. Ama bunun da artması lazım. Ama galiba şu da var. Bizim sahiller yani hep biz zaten böyle hani kıyı kıyı seyir yaptığımız için bir de bizde de öyle dalga boyu fırtına falan böyle aşırı olmadığı için çok şükür. Yani hep böyle bir zaten ihtiyacımız olmaz ki deyip hani ihtiyaç duymadığımız bir şey de gelişmiyor. Halbuki denizde gerçekten bunların hepsini Şakası bilmek olmaz. lazım. Denize çıkarken tabii ki Bak, Ethem sana bir hikaye anlatacağım. Çok ilginç. Tornadoyla biz Bahadır Yılmaz'la bunu ilk getirdik. Bahadır arkadaşımla beraber. İstanbul yelkenden tornadoyla suya çıkıyoruz. Ondan çok iyi sonra ben fikir Deniz bu arada. Denizin yorumuna bunu fark ettim. konuşalım. Öyle. Biz çıktık abi. Trapezdeyim ben. Trapezdeyken taktım işte ondan sonra bir kabança attık. Döndük bir tramola derken ne şu bu. Sudan tekrar ben trapeze çıktım sırada abi. Trapezin takıldığı yer benim kemerimden çıktı ve ben suya düştüm. O sırada da Aa. devrildik. Devrildiğimiz sırada işte benden tekne hani hani 10 metre 15 metre ileride çünkü çok da süratliydik o sırada. İşte üstümde dry suit var. Biz sanırım tahminen Kasım ayı civarında işte orada tekneye deniyoruz. Yüzmeye başladım. Tekne şimdi yan yattığı için nereden baksan 6 metre biliyorsun uzunluğu ve yüksekliği de 3 metre 3,5 metre gibi bir geniş var. O baya böyle suyun üstünde rüzgarla birlikte orayı aldı hızlı hızlı gitmeye başladı. Bahadır da teknenin üstünde. Şimdi ben her zaman çocukluğumdan kalan bir şey çakımla dediğim benim yanımda olan bir adam tamam mı? Yüzüyorum, 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 yüzüyorum. Tekten benden daha hızlı gidiyor. Yüzüyorum, yüzüyorum, Tabii. yüzüyorum, devam ediyor. Ve o öyle uzaklaştı. Bahadır dedim ki ben burada kalacağım çünkü yoruldum. Can yeleğim var üstümde zaten. Kendimi şey pozisyonuna aldım. Ondan sonra bekliyorum. Şimdi öyle bir yerdeyim ki adayla Fenerbahçe arasında bir yerdeyiz. Tam böyle adı işte böyle boğazdan çıkıp gelen kargolar böyle benzeri tekneler var o taraftan böyle geliyor. O tarafa gitme imkanı yok. Şimdi kıyıya doğru gitsem bu sefer ada vapuru geçiyor. Bostancı Kadıköy hattına gelenler var. Ben o arada bir yerde bekliyorum. Tekneler geliyor. Teknenin üstünde böyle dolu insan var. Görüyorlar beni. Ben el sallıyorum. Herkes bana el sallıyor teknenin üstündeki. Lan. Şimdi konuya bak yani. Hani orada denize biri düşmüş. Denizin ortasında duruyor. Herhalde tek başına orada durup manyak değil yani. Bütün teknenin üstündeki bu hani öyle eğlence halindeki tekneler var yani böyle nasıl diyeyim hani böyle motor attı. Üzerinde düğün mü var artık ne varsa bilmiyorum. Görüyorlar ve bana oradan el sallıyor herkes. Ya suyun ortasında tek başına duran bir adama el sallar mısın? Çok Yani iyiymiş şimdi yani. öyle bir durumdan çıktıktan sonra tabii
diyorsun ki kimi zaman evet emniyet ülkede ihtiyacı olduğun zaman gerçekten çok çok ihtiyacın olduğunda galiba herkes birbirinin diğerinin gereksinimlerini karşılama ihtiyacını destek olabilmeye çalışıyor. Ama gibi. Oluyor yani bir de son yıllarda gerçekten çok büyük bir patlama var Türkiye'de yelkencilikte. Son 10 yılda özellikle müthiş bir patlama oldu ve önüne geçilemeyecek bir şekilde hatta hiç planlanmamış bir şekilde böyle çok güzel bir gelişme var. Bir sürü yelken okulu açıldı. Sporda federasyon yelken branşında çok geliştik. Olimpik sporcularımız çok iyi gidiyorlar. Alican Kaynar, Ateş, Deniz, Çınar kardeşler. Ondan sonra yani müthiş Lazer Radyal'de Ecem Kota'yı aldı. Ve haldır haldır çalışıyorlar hepsi de. Süper. Ali Can'la da bu önümüzdeki hafta içi bir şeyimiz olacak. Canlı süper. Yayınımız olacak. Süper. Aynen. Federasyon da çok mı? Çalışıyor. Bakalım şimdi Onur da yazmış. Bizim Onur Tok. O da biliyorsun olimpik solo duo yarışçılık için hazırlanıyor. O gün toplantıya da geldi. O da yazmış. Federasyon zaten Sea Survival eğitim planları varmış. Ama bunları geliştirmek lazım. Hani bu kadar artık denizcileşeceğiz, mavi vatana sahip çıkacak bir jenerasyon yetiştiriyoruz diyoruz. Artık işin bu emniyet kısmı, Daksar gibi kuruluşların daha büyük destek görmesi ve yurdun geneline yayılması, oralarda denizcileşme merkezleriyle birlikte işbirliği halinde hem eğitim veren hem de can kurtaran kurumlara dönüşmesi şart. Yani yelken branşı çok parametreli bir spor biliyorsun yani içinde her şey var. Bu da tabii bunda bu çok parametrelerin hepsi bütün parametrelerin doğru çalışmasını gerektiren de bir konu bu. Yani güvenlik de bu işin içinde temellerden biri. Yani mutlaka her dalını ayrı ayrı çalışmamız lazım. Önümüzde çok iş var. Çok dediğin gibi yapacak çok işimiz var. Ama çalışacağız. Tecrübeler tabii, tabii. Birikiyor. Tecrübeler edinmiş canavar gibi bir ekip geliyor. Aldığı bayrağı ileriye taşıyacak. Evet, aynen öyle. Tolgacığım, bizim normalde yayınlar bir saatte kesiyordu ama bu kaç yayın kesilmesi faydalı bir işe yaradı. Galiba Instagram'ı hacklemiş olduk bu sayede. Bilmiyorum bunu bilen var mıydı ama yayını kesip tekrar bağlanınca bir saat daha kazanıyorsun anladığım kadarıyla. Bu sayede güzel iki saate bağladık yani muhabbeti neredeyse. Başka soru var mı? Tekrar teşekkür ederim sorusu... sana da yani. Çok ne güzel demek ben teşekkür geçen... ederim. Geçen hepsini izledim. Geçen Ateş, Deniz Çınarlı. Onlar da ha, evet beraberinde amiralimizin görüşleri. Herkesin sanırım hepimizin üzerine çok iş düşüyor. Çok yapacak işimiz var. Herkesin evet. Bir yerinden tutup birlik beraberlik içinde bu parametrelerin hepsinin bir yerine toparlayıp daha da ileri götüreceğimize eminim. Evet. Federasyonda, kulüplerde. Hevesliyiz. Herkes. Hevesliyiz. Evet, evet. Yani bu güzel tabii, bir enerji. Bu genciz. Enerji yani tabii tutkuluyuz. Yani bu işten zevk alıyoruz. Yani en önemli şey bu. Önemli olan önce zevk almayı öğrenebilmek. Yani evet. Yaptığımız işten. Yani bu zevk almayı da aktarabilmek. Yani çocuklarımıza, gençlerimize eğer ki bunu becerebilirsek daha da ileri götürmek süper. Yarın akşam da değerli SAT komandosu abimiz Ali Türkşen'le konuşacağız. O da Kardak kahramanı ve yelkenci deniz sevdalısı. Onunla da bir sohbetimiz olacak. Hafta boyu da devam ediyoruz. Deniz'cim çok güzel fikirler oldu. Bunları bilahare bir telefonda oturup konuşacağız. Tolga'cım ağzına emeklerine sağlık. Gurur duyuyoruz. İyi herkese ki varsın. Herkese sevgiler. Sana İyi ki varsın. Teşekkürler. Önümüzdeki dönemde inşallah daha da güzel birlikte projelerle bu değerli destekçileri ve bu denize ve bu ülkeye gönül vermiş herkesin gurur duyacağı işleri hep beraber yapacağız. Çok merhaba sevgiler sana da teşekkür ederim. Ailene çok çok sevgiler. Evet sağlıkla güneş kalın de batıyor. Kardeşim. Aynen güneşi de batırdık. Bay bay. Çok teşekkürler. Sevgiler. Çok merhaba.